Ben jeoteknik komisyonu üyesi Necat Güven. Şimdi 20 yıldır olay yönetimlerinde yer alıyorum. Bu dönemde yönetime girmedik. Yani jeoteknik komisyonu üyeliği devam ediyor. Bugün sizlere Türkiye'de ilk bir Türkçe jeoteknik yazılımı bir programın üzerinde yaklaşık bir 2-2,5 yıldır ben sadece ufak tefek danışmanlıklarla yaptım. Sayın İbrahim Bozkurt, İnşaat Yüksek Mühendisi Jeoteknik. Kapı komşum aynı zamanda kendisi. Bunun 2-2,5 senedir üzerinde durdu. Önce bir kendimiz için başladı aslında önce biz. Sonra geliştire derken bayağı bir kapsamlı bir geoteknik şu anda Türkiye'de ilk bir geoteknik yazılım. Son TFDY'ye 2018 yönetmeliğine uygun. İçerisinde biraz sonra anlatacağız. Hemen hemen tüm hesaplamaların olduğu geoteknik bir yazılım. Şimdi yazılım niye önemli? Ben 96 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. 99'da bu işe başlayınca ilk aldığımız Büyükçekmece imar planı esas raportu. Büyükçekmece'nin alt tarafı sıvılaşan zemin, üst tarafı heyelanların olduğu bir zemin. Şevanezi yapmamız gerekiyor. İşte altta sıvılaşma analizleri yapmamız gerekiyor ama elle yapmak onlar ölüm. İlk işte asker arkadaşım DSE'de geoteknikçiydi. Ondan sıvılaşma yazılı Kanada, bir de Amerikan Wisconsin Üniversitesi'nin Şevanez programını aldım. Şevanez'ini ben daha sonra yüksek lisansımı geoteknikte yapınca da yüksek lisansım şeydi zaten derin kazılar ve heyelanlardı. Ben heyelanları yazılımdan öğrendim. Sıvılaşmayı da yazılımdan öğrendim. Çünkü bir yazılımı öğrenmek için, çözebilmek için onun ne olduğunu bilmek gerekiyor. İşte araştırdım, heyelan nedir? Oradan öğrendim. Mesela inşaat mühendislerine %90'da sorarsanız statiyi biz şeyden öğrendik derler. Stat 4'ten ve SAP 2000'den. Çünkü yani yaptığın şeyi, yani bizim bir atasözümüz var ya, ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz diye. Yani yaptığınız şeyi, bulduğunuz sonucu ne olduğunu anlamanız gerekiyor. O yüzden yani bugün bir şevaliz programı yaptığınız zaman bir enter'a basıyorsunuz, size yüzlerce güvenlik sayısı veriyor. Ama orada sizin kullanacağınız bir tane güvenlik sayısı var. Onu, ne olduğunu öğrenmenin yolu da o şeyi bilmeniz gerekiyor. En azından stabilite, şev nedir, şevin analizi nedir, hangi kriterlere göre yapılır onu bilmek gerekiyor. O yüzden bizde eksik olan bir şey var jeoloji mühendislerinde. Bizde program kullanma kültürümüz maalesef yok. İnşaat mühendisleri mecbur kullanıyorlarsa çünkü zaten bir statiyi binayı elden çözmek imkansız artık. Yani çözülür belki ama artık bir ay mı sürer bir yazılımın çözümlenmesi. Eksiğimiz bizim jeoloji mühendislerinde, jeofizikçilerin özellikle yani yazılım kullanmayı bilmiyoruz. O yüzden yaptığımız yani raporlar, işte ben 20 yıldır odalı yöneticilik yaptığım dönemde de rapor denetlendiği dönemde de raporlara bakıyordum. Şimdi de bir sürü bize zeminatür raporu, veri raporu geliyor bunlara. Geoteknik yapın diye. Ya da geoteknik rapor var. Hala geoteknik yeni yönetmelikteki mantığı da anlayamadık. Geoteknik rapora yeni bir geoteknik rapor isteniyor. Orada da yapılan hesaplamaları görünce gerçekten yani hala bizim bu işi yanlış yaptığımız ortada. Hala bir C&C'yi bile, yani terzakinin en basit formülünü bile maalesef koyup yerine yapamıyoruz. Hala sepetede, kilitle sepetede oturma hesaplıyoruz. Yani inanılmaz hatalar. Bu hataların giderilmenin tek yolu artık bir şey, bizlerin de jeoloji mühendislerinin bir şekilde bu bilgisayar yazılımlarını kullanmaya başlamamız lazım ve öğrenmemiz lazım. Bu dediğim gibi, bugün iki tane inşaat mühendisi arkadaşımız var. Şimdi inşaatçılara kızıyor ama bir siteleri var mesela bunları geoteknikçilerin. Ya orada ben onlara kızamıyorum çünkü yıllarca biz oda yöneticiliği yaptığım için inşaat mühendisi odasıyla toplantıya gittiğimiz zaman da ya oradaki arkadaşlarımız bize önümüze raporlar atıyorlardı. Meslektaşlarınızın yaptığı raporlar bunlar diye açın. Ya o raporlara açıp baktığımız zaman gerçekten savunulacak bir durumumuz yok. Hadi o zaman öyleydi 2005-2006'da işte daha yeni öğreniyorduk ama bakın 2020'ye geldik. Yeni bir yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik çok açık ve net şeyler yazmasına rağmen. Çok açık ve net. O yönetmeliği yazalım biz yazdık yani. Yönetmeliği yaz, yani görüşler verenlerden başında ben varım. Çok açık şeyler yazdık ama hala yönetmelikte demek ki anlaşılmayan ya da bilmiyorum bizim ya da anlayış problemimiz var. Sıkıntılar var. Dedim ki bu sıkıntıları nerede görüyoruz? Bize geoteknik yapılsın diye gelen geoteknik raporlardan. Yani geoteknik yapılsın diye bir geoteknik rapor gelir mi? Yani yeni yönetmelikte veri raporu, zemin etütlerinin veri ve geoteknik rapor diye ayrılmasının nedeni zaten zemin etütlerinde olan sıkıntıyı gidermekti. Zemin etütlerinde biz yazıyorduk her şeyi, işte temel altım yapılacak, geoteknik rapor atıfta bulunur.
İşte ihsan var. Hemen geoteknik rapor atıfta bulunun. Amacı geoteknik raporun ikiye bölünmesinin, ya bunlar tek bir rapor altında artık verilsin diye, ama dediğim gibi bana gelen özellikle raporların çoğunda hala işte taşıma gücü yetersizse ek bir geoteknik rapora yeni bir atıf var. Şev analizlerinde bir atıf var. Bir karmaşa hala devam ediyor. Ha bunu sadece bu işi belediyelerin çözmesi gerekiyor. Maalesef biz belediyelik arkadaşları çağırdık buraya eğitim için. Çok az belediye çalışanı geldi. Öyle olunca da arkadaşlar tabii bir de oturup bir de okuma problemimiz var bizim. Yani yönetmeliği aslında belediyede çalışan arkadaşların hepsinin yani su gibi işmeleri gerekiyor. Çünkü bu yönetmelik ağır da bir yönetmelik. Eski yönetmeliklere benzemiyor. Eski yönetmeliklerde hata payımız vardı belki ama şu anda bir jeoloji mühendisinin hata yapma payı yok. Çünkü üç kategoride de tek var olan tek mühendis grubu sizsiniz arkadaşlar. Yani kategori 1, 2 ve 3'te. Üçünde de jeoloji mühendisi yazıyor. Şimdi burada artık jeoloji mühendisler hata yapmak gibi payı yok. O yüzden dediğim gibi böyle bir yazılımın uzun zamandır İbrahim uğraşıyor. Ben de az bir katkıda bulundum. Ben bizim meslektaşlara çok şey katacağına inanıyorum. Böyle bir yazılımın ben bundan önce yani yabancıları var. Yani bunları modül modül satıyorlar ve çok ciddi paralara satıyorlar bunları. Yani 10 tane modülü 10 bin dolara bugün ancak alabilirsiniz. Geo5 diye bir yazılım var. Yani modül modül satıyor, ciddi paralara satıyorlar. Ve tek bir modül, bir tane yüzeysel taşıma gücü ya da derin taşıma gücünü adam 2 bin dolara satıyor. Biz onları aldık. Zamanında yapıyoruz, uzun zamandır. Dediğim gibi bu yazılım, İbrahim Bey anlatacak, gerçekten Türkçe olması çok şey. Önemli çünkü bir de İngiliz, yabancı yazılımlarda bir de hakikaten İngilizce bilmek gerekiyor. İngilizce bilmek de teknik İngilizce bilmek gerekiyor. Türkçe bir yazılım içerisinde yüzeysel temellerden tutun taşıma gücüne kadar derin temeller, hepsi, oturmaları, en son sıvılaşmaları ekledi, arayüzleri çok iyi. Daha önce dediğim gibi işte bir sepete grafiği çizmek için bile ayrı ayrı laboratuvarlar verileri girilirken ya da sepete verileri işte derinlikte değişimlerini verirken bile hepsini tek tek yapıyorduk. Şimdi 4-5 veri girerek tek bir veriyle bir sürü şey, grafik elde edeceksiniz. Ya bu sadece temel şeylerin haricinde işte biraz daha bizim jeoloji mesela biraz yabancı ama efektif verilme dağılımları bile grafiklerle burada var. Ya yani birçok kimse raporlarla koymuyor. Biz koyuyorduk ama yani onlar da aslında çok önemli şeylerdi sevinmek halinde. Bu yazılımda onlar da var. Dediğim gibi ya biraz geniş, detaylı bir yazılım. Tek anlatmakla anlaşılacak gibi değil. O yüzden ben sözü İbrahim Bey'e bırakıyorum. İbrahim Bey yazılımı, Ozan Bey de ortağı. Onlar bir de anlattıktan sonra bir de bir şey var burada. Örnek bir sizlere verilen şeyde. Örnek bir şey olacak. Problem. Problemin çözümünü de dedim ki biraz yazılımı çözerek yani yaparak anlayacaksınız. Dediğim gibi çok zor bir şeyi bile işi bile çok kısa bir zamanda rapor olarak çıkabileceksiniz. Bir de şey kısmı var. Enter'e bastığınız zaman bir raporlama kısmı var. Neredeyse hiç size bir şey bırakmadan size raporu da verecek düzeyde bir yazılım gerçekleştirildi. Pazartesi akşamı geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da kolay gelsin. Arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum. Bu saatte buraya kadar geldiniz. Ben de elimden geldiğince hani katkı vermek istiyorum. Hem programı anlatmak, gerekirse hem mekanik üzerine de konuşmak, tartışmak. Bu saati iyi değerlendirmek isterim ben size bu saate uygun olduğunuz geldiğiniz. Şimdi ben başlayacağım. Burada bir örnekle başlamak en güzel diye düşünüyorum. Size verdiğimiz bir örnek var. İki tabakalı izleyelim. İki tabakada kil olacak. Geoteknik parametreleri farklı olacak. Birbirinden çok farklı değil ama görece bir miktar değişik. Bu iki tabakalı kil üzerine bir temel gireceğiz. Normalde programda birden fazla temel girilebiliyor. Bunlar dilatasyonlu olabilir temeller. Birbirinden ayrık yani bir deprem derziyle ya da işte üç temel yan yana olabilir. Bunlardan birisi mevcut temel olabilir. Yeni yapı temeli, mevcut yapı temeli. Yani şöyle bir örnek verelim. İşte bir beş katlı bir bina var. Yanına da iki blok yapılıyor diyelim. Bunlar 25 katlı. Bunların yaptığı gerilmeler, oluşturduğu basınç soğanları mevcut binaya oturtur mu?
programda buna yönelik de çözümler var. Ama biz bu tanıtımda bu kadar büyük modeller üzerine değil de biraz daha basit bir modelle başlayalım istedik. Bu iki tabakalı zemin üzerinde bir temel yapalım. Daha sonra da o vaktimiz kalırsa o tarz modelleri de açıp onun üzerinde konuşalım. Şimdi örneğe bakacak olursak elimizde de var. Tanımlamamız gereken iki adet malzeme var. Öyle daha mı iyi? Bence daha iyi. Öyle daha iyi. İki adet malzeme var. Bu veriler tabii nereden alındı? Laboratuvar, arazi deneylerinden alınabilecek, alınacak veriler. Bunlar geoteknik parametreler. Biz bunları oluşturmak için programda 3 ana başlığımız var arkadaşlar. Bir tanesi, burada görüldüğü gibi malzeme tanımı. İşte bütün geoteknik parametrelerin ve verilerin girildiği programın ilgili penceresi, formu burası. Ondan sonraki aşama zemin profilini tanımlamak. Sizin elinizdeki örnekte görüldüğü gibi iki tabakalı bir profil tanımlanacak. Daha sonra bu malzemeler bu profillere atanacak. Atama işlemini bazı programlarda kullananlar bilir. Genelde kullanıcı yapar. Biz burada otomatik olarak atama işini program kendisi yapıyor. Yani zemin profilini tanıyor sondaj numarasından ve malzemeyi oraya atıyor. Zemin profilinden sonraki kısımda ise yapı temelini programa gireceğiz. Bununla ilgili bilgileri gireceğiz. Temelin boyutlarını, yüklemelerini, işte derin temel için gerekli yüklemeleri, yüzeysel temel için gerekli yüklemeleri gireceğiz ve modeli tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra da dördüncü aşama temel analizine geçeceğiz. Bu analizde de önceden istediğimiz, hedeflediğimiz analizleri gerçekleştireceğiz. Şimdi biz malzeme tanımlamadan başlayalım. Tabii burada bunu da söyleyeyim yeri geldiğinde. Önce malzeme, sonra sondaj diye bir ayrım yok. Zemin profilini tanımlayıp daha sonra malzemeyi tanımlayabilirsiniz. Fakat bu durumda program uyaracaktır sizi. Bu başka yabancı programlarda da var. Devam ettirmez yani. Profili tanımladınız ama gerekli geoteknik parametrelerin olduğu malzemeyi vermediğiniz gibi bir mesaj verip sizi tekrar yönlendirir. Biz sıralamada böyle diyelim. Malzeme tanımlama yapalım. Şimdi malzeme tanımlama butonuna bastığımızda malzemelerin listesi burada olur. Varsayılan olarak bir malzeme var. Bunun özelliklerine girelim. Şimdi ben elimdeki veriyi buraya gireceğim. Birinci veri bu malzeme profilde hangi metreye gitsin? Yani derinlik diye bir kavramımız var. Bu şu da olabilir. Örneğin mesela burada siz de elinizde var bunu görüyorsunuz. 7,5 metre derinlikte bir malzeme. Sınıflandırma ismi verilmiş. Onu da yazalım buraya. Bilgi olarak. Ve SK1 diye bir profil sondaj kuyusundan geldiğini düşünelim. Yani bu şöyle düşünelim. Oradan bir numune alınmış ya da o noktada bir arazi deneyi yapılmış. Ve buradaki veriler giriliyor gibi. Bunu düşünelim. Şimdi devam etmeden önce bu verilerden sonra burada bir yükleme seçeneği var. Bununla ilgili konuşacağım. Programda bazı korelasyonlar da var. Normalde bu veriler, elimizdeki veriler laboratuvar ve arazi deneylerinden gelir. Fakat olur da deney olmadığı durumlarda ya da deneylerle korelasyonları karşılaştırmak için programda korelasyonlar sekmeleri de var. Şu anda aktif değil. Aktif olması için buradaki butonu işaretlememiz gerekiyor. Bunları daha sonra konuşalım. Biz direkt analize gidelim. Fiziksel ve mekanik özellikler sekmelerinden veriler girecek. Şimdi filtreleme seçeneğine giderek önce bir hangi analizi yapacağımıza bir karar verelim. Şimdi burada birinci sırada yüzeysel temel ve derin temel taşıma gücü. Parantez içerisinde toplam girilme 1=0 analizi. Yani burada söylememek istenen ne? Deprem yönetmeliğinde de biliyorsunuz bu bahsedildi. Drenajsız kayma direnci diye bir parametre var. Yani bu parametre arkadaşlar drenajsız kohezyon diye de tarif ediliyor. Bu durumda bu parametre kullanıldığı zaman fi 0 kabul edilir. Yani bu önemlidir. Bugüne kadar yapılan en büyük aksaklıklar laboratuvar föylerinde de gördüğümüz drenajsız kayma direncinin elde edildiği deneyde fi yazılmaz. Bu yazılamaz. Bu sadece yani bizim iddiamız değil, literatürde de böyledir. Yurt dışında da böyledir. Yabancı kaynaklarda da böyledir. UU deneyi arkadaşlar hepimizin evet. Bildiği laboratuvarda yapılan UU deneyinde İster sürtünme açısı verilemez. Veren laboratuvarlara da zaten geri gönderin.
Yani içsel sürtünme açısı ancak CU ya da CD deneyinden verilir. Yani U da mor dairesi çizilirken hiçbir zaman eğik çizilmez. Yani onu laboratuvarlara uyar. Yani laboratuvarlara yaptığı ciddi hatalardan birisi bu. Şimdi bu analiz için programın bizden istediği parametreler ekranda filtrelendi. Gördüğünüz gibi mekanik özelliklerde sadece bir tane parametre bıraktı. Fiziksel özelliklerde iki tane. Şimdi bu parametrelere girelim. Doygun birim hacim ağırlık ve doğal birim hacim ağırlık. Doygun birim hacim ağırlık değerini giriyorum. 18.8 kN bölü metre küp. Doğal birim hacim ağırlık 18.4. Şimdi mekanik özellikler sekmesine geçiyorum. Drenajsız kayma direnci bizim elimizdeki veride de 70 kilopascal. Veriler isterseniz bir bakın da. Evet, böyle de olur. Yani şeylere. İncelenebilir. Daha net olmuyor mu? Ben de okumuyorum. İçerideki için. Bu olan bir şey, bir şeyler de bilmiyorum. Okuyabiliyor musunuz siz? Ekranı atıyor. Biraz büyütürse güzel olacak herhalde. Elektrik ayı vardır ya. Bilginiz var ya. Elektrik ayı. Yani şunu daha büyük şey yapamıyor mu soruya? En büyüğü o mu? Onu bir söyle istersen. Evet, geçecek tamam. Şimdi arkadaşlar ben yavaş devam edeyim. Drenajsız kayma direnç 70 kilopascal olarak girdi. Böylelikle birinci analizimiz için gerekli 3 tane parametre girdi. Doygun birim hacim ağırlık, doğal birim hacim ağırlık ve drenajsız kaynak direnci. Çıkacaktır. Kullanırken onu da görürsünüz. 70 kilopascal. Şimdi ikinci analizimize geçelim. Şimdi temel için birinci analiz, evet temel taşıma gücü. Deprem yönetmenin istediği bir analiz. Taşıma gücü her halükarda hesaplanacak. İkinci analiz istenen ikinci istenen analiz ani oturma. Deprem yönetmeninin de istediği bakanlık formatında da işte başlığında gördüğünüz oturmalar bölümünde. Ani oturma için filtreleme seçeneğinden ani oturma ifadesini seçiyorum. Şimdi bunu seçince fiziksel özelliklerde belirli farklı parametreler geldi. Pardon, mekanik özelliklerde. Fiziksel özelliklere dönelim. Evet, yine ρD ve ρN. ρD ve ρN efektif gerilmeleri belirlediği için birim hacim ağırlığında bütün analizlerde zaten yer alacaktır yani. O yüzden bir kere girdiğimiz zaman artık daha değiştirmenin de anlamı yok. Biz mekanik özelliklerde farklı parametre. Evet, ben de bakıyorum 7.5 metredeki verilerimiz için 22.000 kilopascal girdik. Poisson oranı 0.30. Şimdi drenaj elastisite modülünü yazabilirsiniz, benim elimdeki kağıtta da var. Ama hesapla butonuna basıldığında o program ilgili elastik eşitlikten drenaj elastisite modülünü kendisi hesaplayacaktır. Bunu yapacaktır. Bu modüllerin farkı analizler bölümünde konuşuruz. Şimdilik doğru kalsın. Genelde programın kullandığı bu drenajsız elastisite modülüdür ama bazı şartlarda bu değere de yönlenebilir. Onları konuşuruz. Şimdi üçüncü istenen analiz, yönetmenin istediği analiz, konsolidasyon oturması. Tabi burada başka analizler de var ama onları daha ileri dönemlerde konuşuruz. Şimdi esas en çok aranan üç analiz tipini bugün konuşalım. Konsolidasyon oturması. Evet, şimdi konsolidasyon oturmasına geldiğimizde fiziksel özelliklere dönüyorum. Yine ρD, ρN tabii ki olacak efektif gerilme her analizde var. Boşluk oranı parametremiz var. Bunu girelim. Yine laboratuvar deneylerinden bu alınır. Bunlar için konsolidasyon deneyi yaptırmak şey, zor olur. Şimdi mekanik özelliklerde yine konsolidasyon deney köyünde olması gereken ön konsolidasyon basıncı. 300 kilopascal, bendekileri böyle bırakıyorum. Sıkışma indisi 0.225 biliyorum.
Yine diğer bir sıkışma indisi, buna yeniden yükleme indisi de deniyor. 0.7 konsolidasyon deneyinden gelen bu değerleri girmiş oldu. Yine bir şey söyleyeyim, İbrahim laboratuvarları vermedi. Laboratuvarlar MV değerini veriyor. MV değeri normal konsolide kilerde kullanılan, yani Haliç kileri haricinde MV değeri kullanamazsınız. O yüzden laboratuvar, yaptırdığınız konsolidasyon laboratuvarına mutlaka bir, ön konsolidasyon basıncını mutlaka isteyin. İki, CC değerini isteyin. MV ile normal konsolide, yani aşırı konsolide, bizim İstanbul'un Haliç kileri haricinde %90 kiler aşırı konsolide kiler. O yüzden MV ile hesap yapamazsınız zaten. O yüzden konsolidasyon deneyinde lütfen arkadaşlar ön konsolidasyon basıncı ve CC değerini mutlaka laboratuvarcınızdan isteyin. Evet. Fiziksel özellikleri, mekanik özellikleri bitirdik. Yani 3 tane analiz için parametre girdik. Toplam gerilim analizi, taşıma güçleri, ani oturma deneyim ve konsolidasyon oturması deneyim. Şimdi ben ikincisinde biraz hızlanacağım. Tekrar olacak çünkü. 7.5'te uygula diyoruz. Birinci malzeme tanımladık. İkinci bir malzeme ekliyorum. Bu malzemenin özelliklerine giriyorum. Bu sefer derinliği yerimize bakarak 22.5 metre olarak giriyor. Yine yüzeysel ve derin temeller taşıma gücünü seçiyorum. Fiziksel özelliklere giriyorum. İkinci malzemede doygun birimacı varlık 18.6. Doğal birimacı varlıkta bu zaten ortamın doygun olduğunu gösteriyor. Ve fiziksel özellikleri bitiriyorum. Mekanik özelliklerde ikinci verilerimiz için drenajsız kayma direnci. Bunu ikinci tabakaya atacağız zaten. Yukarıda da görüleceğiniz evlerde. 110 kilopascal değerini giriyorum. Daha sonra ani oturma. Ani oturmayı seçiyorum. Ani oturmada drenajsız elastik modülü giriyorum. 32 kilopascal. Poisson oranı 0.30 yapıyorum. Hesapla butonuna basıyorum. E üstünü kendine hesaplattım şu programı. Ani oturmadan sonra konsolidasyon oturmasını seçiyorum. Fiziksel özelliklere geliyorum. Rho-D-Rho-N yine daha önce girmiştik. Boşluk oranını giriyorum. Bu sefer 0.89 diyelim. Mekanik özelliklere geldim. Ön konsolidasyon basıncı bu sefer bu deneyden 400 kilopascal gelmiş. 400 yazıyorum. Sıkışma indisini 0.185 diyorum. Dedi 0.06 diyorum. Son kontrol amaçlı bakalım. Evet. Son. Ani oturma. Konsolidasyon oturması. Evet. Hepsini girdik. Uygula diyorum. Uygula diyorum ve malzemeleri tanımlamış oluyorum. Verinin kaybolmaması için kaydedelim. Bir şeyler alındıysa ışığı kapatayım ben. Verilere baktıysanız hepsini. Evet. Malzeme verilerini tanımladık. Şimdi ikinci aşama olan zemin profili tanımlamaya geçiyoruz. Zemin profili tanımladığımızda sondaj kuyularının bulunduğu bir liste geliyor. Varsayılan olarak bir SK1 var. Biz bunun özelliklerine giriyoruz. Şimdi tabakalar bölümü bizim için yeterli olacak. SBT ile ilgilenmeyeceğiz. Presyometre ile ilgilenmeyeceğiz. Çünkü sıvılaşma bu model için yapmayacağız. Biz o yüzden tabaka özelliklerine giriyoruz. Tabaka özelliklerinde, evet, verileri gireceğimiz bu pencerede önce tabaka üst kodu 0 ve 15 metre arası bir kilimiz mevcut. İsmini yazdım. İkinci buna da açıklama olarak kil diyebiliriz. 0.15. Evet, burada bazı artezyen basıncı kılcallık gibi özellikler var. Bunlar özel durumlar için kullanılabilir. Artezyen basıncı olabilecek kum tabakaları varsa özellikle alt katmanlar. Şu anda bu modelde yok, seçmiyoruz. Bu kapilarite kılcallık, işte bir silt ortasında yaz ya da tabanında yer altı seviyesi varsa değerlendirilebilecek durumlar. Bunlar bu modelde yok, seçmiyorum. Şimdi drenaj koşulları, drenajsız drenajcı. Bunu neye göre seçeceğiz? Bulunan tabaka kil, geçirimliliği düşük olduğu için yükleme anında bu da drenajsız koşullar geçerli olacaktır. Yani ilk anda drenaja imkan olmayacaktır. Konsolidasyon zamanla oluşacaktır. O yüzden drenajsız seçeneği işaretliyoruz.
İkinci seçenekte alt katman sayısı. Bunlar da programın analiz hassasiyetiyle ilgili. Özellikle konsolidasyon hesaplaması varsa arkadaşlar, tek bir 15 metre kilde tek bir konsolidasyon hesabı yapılmaz. Yani Terzaghi'nin kendi kitabında da var zaten. Yani tabakalara ayırmak gerekiyor. Bir 15 metre kil varsa en kötü bunu 5'er metrelik ya da 4'er metrelik tabakalara bölmek lazım. Peki biz böyle tabakalar girebilir miydik? Girebilirdik. Yani 0-3 killerdik. İkinci tabakayı oluşturduk. Programın burada bir güzelliği var. Güzel bir avantajı var. Alt katman diye bir veri girişi var. Bunu yaptığınız zaman program zaten o tabakayı kendi alt katmanlara ayırıyor. Şimdi biz burada 5 dediğimiz zaman örneğin 15 metreyi 5 eşit parçaya bölecek. 3 metrelik alt katmanlar oluşacak ve hepsinde konsolidasyon sıkışması hesaplayacak. Bizim yeniden burada tabaka oluşturmamıza gerek kalmayacak. Şimdi ben buradan yine ekrandaki görünümlük için bir renk seçtim manyetten. Ve ikinci ifade konsolidasyon. Konsolidasyonu seçiyoruz. Burada bir kil var. Yeraltı su seviyesi de var. Doğal olarak konsolidasyonu seçtik. Yani dedik ki hem ani oturma hesaplar, drenajsız koşullar için ani oturma hesaplar ve ardından da konsolidasyon hesaplarını yaptık. 0-15 metre arası dedik, uyguladık, çıktık. Şimdi ikinci tabakayı oluşturuyoruz. Tabaka oluştur dedik. Bu sefer sintli kil. Açıklaması yani kil kalabilir. Şimdi bu sefer 15 metre ile 35 metre arası. Yine koşullar drenajsız ki alt katman sayısı, burada 6 diyelim bu sefer, rengini de kırmızı, konsolidasyon ve hesaplasın. Şimdi burada bir de fazla boşluk suyu basıncı dağılımları var. Biz bunu default bırakabiliriz. Çünkü tabakalarımız ki üstten alttan tabii ki konsolidasyon için geçirim var, olacak. Mesela burada şöyle bir durum olabilir. En altta bir kil tabakası vardır. Onun altında ana kaya vardır. Alttan geçirimsiz olduğu için şu ikinci dağılım seçilebilir. Bu da yanında zaten tablolarda görülür. Biz default bıraktık. Altta ana kaya durumunu dikkate aldık. Dağılım biri seçtik. Ve ekle dedik. İkinci tabakayı da oluşturduk. Yeraltı su seviyesini görüyorum. 6 metre. Şimdi biz profilimizi tanımlamış olduk. Buradaki koordinat bilgisi ekranda görülen işte SK1 ifadesinin yeri içinde. Değiştirilebilir. Ben aynen bırakıyorum. Burada dedim. Evet, profil burada gördüğümüz gibi. Üstte kil tabakası. Hemen altında sift 2. 0-15, 15-35 arası. Uygula dediğimizde evet. 3 boyutta da bu renklere bağlı olarak ekranda görmüş olduk. Şimdi bizim bundan sonraki 3. aşamamız arkadaşlar analiz aşamamız. Temel penceresine gidiyorum. Şimdi üstteki ifadeleri anlatacak olursak, temel sistemi, bir tane model var, o geldi. Tekli temel tanımı olduğu için ve bir tane nokta var. Yalnız bir şöyle noktamız oldu. Temeli girmedik, özür diliyorum. Bir de oturma noktasından bahsetmedik, tam noktasına denk geldi. Onu da anlatacağız. Üçüncü aşamaya erken geçtik. Temelden devam ediyoruz arkadaşlar. Temel modeli tanımlamam. Temel modeline geçiyorum. Bir baksın ortası bir kişiden büyük bir şey var, yazı çıkacaktır. Şimdi temel modeli için... Burada bir keçe bir gelsene. Büyüyormuş galiba. Yokuz. Var ama. Hayır. Oradan büyüteç yazarsanız bir şey açılacak, yazıları daha büyük görebilecek. Yazıları hiçbir şey nasıl okuyamıyoruz. Büyüteç var mı? Çok mu? O yanda %200 yaz, o da %150 yok. Çok büyük. Yazı ifadesi yok. Yazı yok mu orada? O zaman ben ara ara büyüteyim. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Yandırma sorunu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir temel penceresi bu. Bir temel penceresi. Tekrar düşüneyim. Şimdi temeli seçiyorum. Özelliklerine geliyorum. Evet, şimdi temeli gireceğiz. Malzemeleri girdik. Senin doğru girdik. Temelde burada temelin 4 köşe noktası, koordinatları var. Şimdi bu koordinatları, biz burada 15'e 20 bir temel gireceğiz. Koordinatları girmek için sol üst köşeye 0'a 0 diyelim. X koordinatını 15 yapıyorum.
15'in 20'i biten yerin köşe koordinatlarını girelim. Bu koordinatlar bu sol alt köşedeki bulunan koordinat sistemine göre ayarlanır. Ekran öyle gelir. Yani siz değiştirebilirsiniz rakamları. Kendi koordinat sisteminizi oluşturup en büyük boyunu ayarlayabilirsiniz. Ben üst köşe noktasına 0'a gibi bir koordinatı verdim. Diğerlerini de ona göre hesapladım, buldum. Şimdi yüzeysel temel özelliklerine geçiyorum. Şimdi burada temel boyutları ve şekli. X doğrultusundaki boyutu koordinatlardan kendisi getirdi. 15, Y doğrultusunda 20 dedi. Evet. Burada anlatabiliriz. Şimdi daha iyi geldi burada. Şimdi 15'in 20'li temel boyutları geldi. Görme derinliğini giriyoruz arkadaşlar. Proje için 4 metre diyoruz. Burada temel kalınlığı var. Bu ekranda görecek temelin kalınlığı 60 santim. Hemen altında bunlar varsayılan bırakılabilir. Beton malzemesi, temel beton olduğu için, beton halinde olduğu için, betonun elastisite modülü, Poisson oranı gibi değerler var. Buradaki şu değerler, gömme derinliği, temel kalınlığı, daha doğrusu esas olarak gömme derinliği, taşıma gücünde kullanılacak DF'tir zaten. Burada girilebilir. Burada yine küçük anlatayım, neden koordinattan enini boyunu aldığında DF'i getirmedi denilebilir. Şurada çünkü temel alt kodu var, buraya eksi 4 diye bırakmıştık. Onu konuşacak olursak, projelerde biliyorsunuz arazi eğimli oluyor. Temelin bir tarafı 2 metre gömülüyor, öbür tarafı 6 metre gömülüyor. Burada DF ne alınacak? İşte minimum alınabilir, ortalama alınabilir. Bunun için programa burada girebilme adına taşıma gücünde buradan ayrı bir veri olarak bu DF'i alıyoruz arkadaşlar. Şimdi boyutları girdikten sonra DF'lerini yüklemeler kısmına geçiyorum. Yükler ve eğimler diye bir bölüm var. Bir de yanlarında taban basınçları var. Yükler ve eğimler bölümündeki eksenar kuvvetli momentler, derin temeller, kazıklı temeller için kullanılabilecek yükler. Sağ taraftaki, bunun değerini örneğin bir 36 bin kilonewton yapalım. Bu statik hesaptan alınabilir. İnşaat mühendisi statikçi verecek. Tabii, oradan alınabilir. Onun haricinde yoksa eğer, yaklaşık mesela bir 5 katlı bir bina, yani her kata 20 kilopaskal gibi bir basınç yazılı. Taban basıncı 100 kilopaskal deneyim. Temelin eniyle boyuyla çarpılınca yaklaşık bir değer hani alınabilir yoksa. Ama varsa statik hesaptan almak tabii uygundur aslında. Yani zaten beraber çalışılmalıdır yani proje safhasında. Şimdi doğru olarak olur. Şimdi ben bu değeri 0 yapıyorum. Temel yatay kuvvetleri. Yatay kuvvetler daha çok depremli durumlar için geçerli. Biz burada sadece düşey ağırlık altında çözelim. Onu da konuşalım. Yapı ağırlığı 36 bin kilonewton dedim. Şimdi bunu derin temel hesaplayacaksak gireceğiz. Peki ilk etapta taşıma gücü temel oturmaları için yüzeysel temel çalışacağız. Onun için taban basıncı. Yine statik hesaplardan alınacak. Ben buraya örneğin 120 kilopaskal, yani 6 şu anda yok elimizde böyle statik verisi. Biz bunu kendimiz tahmin edelim. 6 katlı bir yapı olsa yaklaşık 120 kilopaskal gibi 5-6 katlı arası bir yapı. Onu yazıyorum taban basıncı diye. Buradaki bulunan değerle ani oturma hesaplayacaktır. Daha sonra ikinci durumda net temel basıncımız var. Bu ne? Neden net temel basıncı? Hani hep konuşuluyor kazınan kısmın ağırlığının çıkarılması. Bu konsolidasyon hesabında kesinlikle böyle yapılmalıdır. Yani konsolidasyon oturması net basınçta hesaplanır. Örneğin 6 katlı bir bina var 120 kilopaskal. Ya da işte 3 katlı bir bina var, 60 kilopaskal basıncı var. Ama siz 5 metre kazı yaptınız. Zaten kazdığınız kısım sizin ilave edeceğiniz gerilmeye geçtiği için orada konsolidasyon hesaplamayacaksınız. Zaten negatife düştünüz yani kaldırımdan atılmış oldu. Orada hesaplamanın anlamı yok. Yani bu taban basıncı sıfırsa, net taban basıncı, konsolidasyon oturması zaten sıfırdır. Peki ani oturma? Ani oturma her halükarda hesaplanır. Yani 10 metre de kazı yapsanız, onun altındaki zeminde bir ani oturma gerçekleşecektir. O taban basıncıyla hesaplanmalıdır. Yani gömme derinliğiyle azaltıcı etkisi olacaktır ama mutlaka bir ani oturma oluşacaktır. O hesaplanmalıdır. Burada da örneğin 50 kilopaskal şimdilik yazıyorum. Şimdi bunu ben buraya yazdım ama bunu siz kendiniz hesaplayıp net temel gerilmesini yazabilirsiniz. Fakat bir gene bir programın bir avantajı hesaplı buton. Bu ne yapar? Bir kere şuraya girdiğiniz 36 bin kilonewtonu temel alanına böler.
Basit bir hesap, doğru, böyle bir, ben de yazabilirim. Ya bir fazlalığı olabilir, momentler. Moment girerseniz, o zaman size temelin dört köşesindeki, burada altta görüldüğü gibi 0, 1, 2, 3, buradaki girilme değerlerini şuraya göstermektedir. Siz buradan bakarak da bir girilme seviyesi yakalayabilirsiniz. Biz burada tabii moment girmiyorum, örneğin 36 bin hesapla diyorum. Bakın ne yaptı? 120 kilopascal alana böldü. 120 kilopascal olarak hesapladı. Ben de bunu buraya yazdım. Net girilmeye de gitti, gömme derinliğinden. Zaten profili girmiştik, malzeme verilerini de girmiştik. Tüm bilgi elinde. Çıkardı ve net girilmeyi kendisi hesapladı. Bir de şurada moment için bir deneme yapalım. Mesela moment olsaydı ne olurdu? Örneğin 8700 kilonewton metre moment girsem. Hesapla dediğimde bakın ne oldu? Köşe noktalar değişti. Siz artık buradan bakarak bunların ortalamasını alabilirsiniz. En yükseğini alıp buraya yazıp oturmaları böyle hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar doğru hesap için orada yani yeni yönetmelikte MXM yerleri mutlaka inşaat mühendisinden isteyin arkadaşlar. Sigma Y diğer... Şunlar mı? Evet. Bunlar Sigma 1. Sigma 1. Sigma 0, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. Ha, yani tamam. Bu temelin köşe noktası. Koordinatlarını gösteriyor. 0, 1, 2, 3 noktasının tabandaki oluşacak basınçları, gerilmeleri. Şuradan hesapla butonuna bastığınız zaman şu iki değere göre gitti, bu köşe hesapları yaptı. Bu ne yaptı? Size bir bilgi verdi. Statikçiden bir veri yoksa, yapı ağırlığını biliyorsanız hesaplayabilirsiniz. Ama statikçi dedi ki size, bir yapı mühendisi, ya benim taban basıncım bu, gönderdi. 120 ya da 110, onu buraya yazmak da olur yani, mantıklı. Programın böyle yardımcı butonları var bu şekilde. Bu tür hesaplarla da sizi yönlendirebilir. Yani buradan biz taban basınçlarını, moment varsa yapı ağırlığını girdiğimiz zaman kendimiz görüyoruz. Ondan sonra bu kutulara yazıyoruz. Yani elimizde bilgi yoksa, veri yoksa. Yapı mühendisi derse bunu alacaksın. Benim binanın taban basıncı bu. Bunu yazıyorum. 120 kilopascal. İstersen mesela veziyet şeyinde var. Evet, şimdi buradaki değerleri de gösterelim. Mesela momentler dedik. Momentlerin bir de şöyle bir durumu var. Momentleri girdiğiniz zaman temel taşıma gücüne de bunu aksettirir. Eksantrisiteden dolayı bunu aksettirir. Yapı eğer deprem yüklüğünü kombinasyon için çözmüyorsanız, sadece düşen yük için yapıyorsanız, momentlerin bir etkisi çok aşırı değildir. Ama yapı düzensiz değilse, örneğin yapının ağırlığı bir tarafından basıyordur. Mesela bir tarafta yoğun bir yük vardır. Diğer o gene bir moment etkisi yapabilir yapı ağırlığında. Ama ortalama olarak konutlarda genellikle deprem yoksa, tabanda moment etkisi etkileyici bir değerde, yüksek bir mertebede değildir. Genelde depremdedir. Depremli örnek için de yine çözüm yaparız. Buraya moment gireriz. Şimdi ilk sıfır yapıyorum. Ama anlatmaya devam edelim. Necaz'ın dediği doğru. Yatay kuvvetler, yine depremli durum için hesap yapıyorsanız yatay kuvvet olacaktır, deprem kuvveti. Onları buraya girerseniz taşıma gücü hesaplarındaki yük eğimi faktörleri buradan, bu değerlerden hesaplanır. Yani deprem yönetmeninde faktörler vardı, şekil, derinlik, yük eğimi faktörleri. Onları buradan hesaplar. Eğer siz bunu sıfır girerseniz yük eğimi faktörünü dikkate almayacaktır. Yani bir diyecektir. Yük eğimi faktörünün etkisini, taşıma gücüne etkisini yapmayacaktır. Onu etkilemeyecektir. Taban eğimi yine aynı şekilde. Bunlar genelde tabii taban eğimi, yani eğik bir temel olması lazım. Bu da neredeyse yok gibi. Zemin eğimi olan yerlerde zemin eğimi. Zemin eğimi olabilir. Mesela temelin hemen yanında bir yamaç vardır. O yamacın eğimini buraya girerseniz o zaman da ilgili eğim faktörü, yani geometrik o faktörü, zemin eğimi faktörünü hesaplayıp onu da taşıma gücünde azaltıcı olarak gösterir. Yani etki ettirir. Şimdilik böyle bir temel yapıyoruz. Tabanı düz zaten genelde olduğu gibi. Yamaç kenarında olmadığını düşünerek ben bunu sıfır giriyorum bu örnek için. Tabii burada eğitimler olacak. Oralarda çok ciddi sorular sorulabilir. Özel örneklerde çözülebilir. Arkadaşlar burada şu anda sadece bir yazılımdan genel bir tanıtım. Olabildiğince yoksa bir yazılım olarak... dediğim gibi bir günde yani öğrenilebilecek bir yazılım değil. Çok detaylı bir yazılım. Burada sadece hani neler hesaplıyor, neler şey size verecek onu göstermek için şey yapıyoruz. Eğitimlerde bunların hepsi çok detaylı zaten anlatılacak. Tabii detaylı olacak. Burada ama kısa sürede bir modelin girilmesini anlatalım. Hani görelim. Malzeme, zemin profili, temel tanımlanması, analiz. Bu dört aşamayı geçelim. Ondan sonra da burada da gerekirse de benim için sorun yok. Devam ederiz yani sorularla da. 120 kilopascal, 46.4 kilopascal girdim. Değerleri girdim. Şimdi derin temel tabii ki aktif değil. Çünkü derin temel seçeneği var şurada yukarıda gördüğünüz. Buna
tıkladığınız zaman derin temel aktif hale gelecektir. Biz önce yüzeysel temel analizlerimizi yapacağız. Zaten gerek varsa derin temele geçeceğiz. Taşıma gücünde bir yeterlilik yoksa ya da oturmalar sınır değerlerinin üzerindeyse o zaman geçeceğiz. O yüzden biz şimdilik... Zaten DF tanımlandı. Efendim? DF tanımlandı zaten. Tabii DF tanımlandı. 4 metre. 4 metre. Temel alt kotunda geçtik. Bunları yine uygula değil. Çıkıyoruz. Şimdi diğer bir olay. Bu da nedir? Oturma noktaları. Şimdi biz burada temelin ortasına bir oturma noktası tanımlayacağız. Bu oturma noktaları birden fazla olabilir program. Yani temelin köşesine de tanımlanır. Ortasına tanımlanır. Ortasında diyelim ki 4 santim oturma oldu. Köşesinde 1 santim. Bu ikisinin arasından farklı oturmalar görülebilir. Programda böyle birden fazla nokta tanımlanabilir. Temelin dışına da tanımlanabilir. Başta söylemiştim. Yanında bir mevcut bina vardır. Onu da modele ekleyip onun temelinin ortasına bir nokta koyup acaba ben o binayı etkiliyor muyum? Tabii bu ancak çok yüksek bir yapı yaparsanız yani mevcut binanın o zaman bu olabilecek bir şeydir. Programın en iyi özelliklerinden birisi bu. Yani mevcut bir temel ya da dediğim gibi biz sadece şu anda basınçlar yapıda ortada olduğu için yaptığımız bütün hesaplamalarda açıkçası hepimiz için kolaylık açıp sadece merkezdeki oturmayı hesaplıyoruz. Ama bu yazılımda yani köşedeki şeyleri, yani yapının köşesindeki oturmalar dahil, yandaki bina varsa onun oturmaları dahil hepsi zaten hesaplanabiliyor. Evet. Şimdi, pardon. Bunun için yeraltı modelini de 3 boyutlu vermek gerekiyor. Yani şimdi temelin 4 köşesine oturma şey yaptık. Eğer homojense zaten hani yapının dağılımda homojense homojen bir oturma beklenir. Fakat yapının 4 köşesinde oturma istediğiniz zaman yeraltı modelini 3 boyutlu verme imkanı var mı? Ya da ona yakın bir model. Şimdi şöyle, temelin 4 köşesindeki oturmanın siz aynı olmasını mı bekliyorsunuz? Eğer homojen bir model kuruyorsam yani yapının yükü homojense dağılımı, yeraltı modeli de homojense oturmanın yaklaşık olması beklenir. Yaklaşık zaten elde edersiniz. Yani böyle arada çok muazzam tabii, bir farklar bulmazsınız. Buradaki kullanılan yöntem bu gerilme artışları, uzun eski yöntemidir. Bu ne yapar? Onu biraz madem sorduğunuzu anlatalım. Temelin orta noktasında bütün temelin yayılı yükten gerilme artışlarını profilde oluşturur. O profilde deformasyon hesaplar. O nokta için. Sonra köşeye de ne yapar? O gerilme artışlarını aktarır. O köşe noktasındaki profilin deformasyonunu hesaplar. Peki burada Buzines denklemlerine baktığınız zaman temelin köşesine basınç soğanlarına da bakın. Temelin ortasında fazladır gerilmeler. Kenarda, köşede daha azdır. O yüzden oraya oturma oturmalar o yönde daha azaltıcı yönde olacaktır. Fakat burada şöyle bir durum var. Buzines yönteminde temelin rigidliği dikkate alınmıyor. Yani temel bir yük olarak kabul ediliyor. Daha doğrusu Brzezinski'nin yönteminde bir yük vardır. Yükten zemine gerilmeler aktarılır. O gerilmelerle zemin sıkışmaları hesaplanır, deformasyonları hesaplanır. Burada da zaten Brzezinski'nin yönteminde temelin ortasında gerilmeler fazla. Basınç soğanlarını hepimiz biliyoruz. Kenarlara doğru azalıyor. O yüzden burada oturma az çıkıyor. Yöntem geriye. Peki sizin dediğiniz olsaydı ne olurdu? Zemin modellenseydi, bir de temelin rigidliği dikkate alınsaydı, daha ileri modeller var, ileri programlar da var, FEM analizleri var. O zaman ne olurdu? Gene aynı şekilde olurdu. Ortada fazla, kenarda az olurdu. Ama bu mertebeler biraz düşebilirdi. Bu da farklı olabilirdi yani. Mertebe düşebilirdi. Bizim burada anlattığımız yöntem, Buzines yöntemi, burada oturma kenarda azalacaktır. Ortada fazla olacaktır. Basınç soğanlarının merkeze yani. Merkezde fazla olmasından dolayı. Tamamen onunla alakalıdır. Ama ben hani onunla ilgili de bilgi vermiş olayım. O tarz bir modelde de yine aynı şekilde olur ama mertebeler düşer. Bunda mesela ortada 3 santim, kenarda 1 buldu ya arada 2. Bunu o yöntemle yaparsanız, daha ileri yöntemle, o 2 santim belki 1 santimin altına düşecektir. Sizin dediğinize daha bir yaklaşabilir. Böyle bir durum var. Yöntemi bellidir. Yaptığı şeyi hani baştan söyleyerek, tabii bunun programın dokümanlarında da var. Tamamen literatürde kullandığı yöntem. Gerilme artışları Buzineski'de bulunuyor. Elastisite teorisiyle ani oturma hesaplanıyor. Ve konsolidasyon oturmalarda Terzaghi'nin bir boyutlu konsolidasyon teorisiyle hesaplanıyor. Yapılan yöntem bu. Bir de derin temellerle ilgili var. Onu oraya geldiğinde konuşabiliriz. Yani orada nasıl bir gerilme artışı, hangi bir yöntem oluyor? Orada Buzineski değil. Orada o zaman konuşalım.
Yalnız arkadaştan benim anladığım temelin altında homojen olmayan bir durum varsa, yani katman eğimliyse, evet, onu sormak istedin herhalde, doğru mu anladın? Yani, onu sormadı bence, temel dedi, neden kenarlara doğru? Hayır, yani her zaman bir yapının oturduğu temel homojen bir yapıda olmuyor. Mesela bir tarafta kilk ana kaya daha yüksekte oluyor, diğer tarafta daha farklı oluyor. Onun çözümü de şöyle, yani sondaj tanımladık ya, bir tane sondaj profili gidiyor. İstediğin noktaya yeni bir sondaj profili girersen, farklı katmanların kalınlıklarını değiştirip de onunla analiz yapabilirsin. Yani orta noktada başka bir profille, köşede başka bir profille, dışarıda başka bir profille, tamam, oturma analizi yapabilirsin. Şimdi, tabii bir de o açıdan da doğru verdiği cevap. Mesela dediğimiz doğru. Mesela şu bir tarafta ana kaya var. Bir tarafta. Evet. Bir tarafta otur. O zaman şöyle yapacaksınız. Zeminin olduğu yere bir nokta tanımlayacaksınız. Oradaki profilin neyse onu gireceksiniz. Zeminler, işte tabakalı. Ana kayanın olduğu yere de bir nokta tanımlayacaksınız. Ana kayanın mekanik özelliklerini profilde tanımlayacaksınız. O zaman o noktada ana kayanın olduğu yerde çok az oturma hesaplar. Hatta neredeyse hesaplamaz. Zeminin olduğu yerde çok oturma hesaplar. Yine çözüme yaklaşmış olursunuz. Şimdi anlayış yaptık. Tamam. Tamam. Tamam, ben belki biraz fazladan bilgi oldu esasında. Yok, ben yani biz yer altıyla uğraştığımız için yani yapı değil de her sondajda aynı çıkmıyor. Bir yapının dört kişisinde, özellikle büyük yapılarda, fabrika yapılarında sondaj yapıyoruz. Farklı şey kanıtlarda çıkıyor. Tabii. O zaman anladım, onu çok iyi oldu o soru. Şimdi o sorunun da cevabı şöyle olacak. Hani orta noktaya ben bir tanımladım. Bunun şimdi ben koordinatını değiştireyim. 7.5 yapayım. Özellikle biz de sizin gibi düşünüp bunu onun için verdik. Yani 8-9 tane sondaj yapılan bir yerde ayrı ayrı sondaj tanımlayabilir. Hangi analizi hangi sondaja göre yapmak istiyorsanız, hangi köşede, ona göre analiz yapabiliyorsunuz. Aslında soru çok iyi oldu yani. Tabii. Sen daha iyi anlamışsın. Şimdi dediği gibi ben burada bir tane zemin profili tanımladım ama siz 7-8 tane de tanımlıyorsunuz. Orada ya en azından ben yani sondaj tanımlıyorsunuz ama galiba o sondajdan bir cross section oluşturuyor. Onu mu hesaplamaya alıyor? Cross section'ı hesaplamıyor. Bizim program, şimdi bak mesela nokta var ya burada, bir A noktası. Bu A noktasını küçükte görünüyor. Burada görünüyor zaten A noktası. Evet, temelde görünüyor. Şu altta görünüyor. Şurada şu anda A noktası burada temelde. Ben büyüteçle büyüttüğüm için genel şeyi göremedim. Şimdi şöyle bir kapatırsam hatta. A noktası burada. Şimdi ben bu A noktasının koordinatlarını giriyorum mesela buraya. A noktası 7.5. Temelin boyu 20 metre. Bunu da tam ortasına getirdim. Eksi. 7.5 10. Eksi. 20. Şimdi değiştir diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada bir profil var. Ben noktaları profillere bağlıyorum. Onu tamam. Şimdi net oturdu. Ben tabii. Şimdi mesela bağlıyorum. Siz gittiniz ana kayada bir nokta attınız. Orada SK5 dediniz. Kaya tanımladınız. Elastisite modülü 120 bin kilopaskal. Yani şu girdiğimizin belki 5-6 katı bir süreksizlik içeren kaya. Onu girerseniz o zaman SK5'e bağlarsınız o noktayı. Sondaja bağlama olayından sonra. Tabii, sondaja bağlama olayından sonra. Tabii. Şu var arkadaşlar. Bu güzel oldu soru yani. Şimdi burada zaten yazılım, dediğim gibi bir tane SK1 tanımlanıyor. 3-4 tane SK tanımlanıp, işte SK5 atıyorum. SK1'de kil kalınlığı 15 metreydi. SK2'de geldik biz, kil kalınlığı 10 metre ve ana kayaya girdik mesela. Çıkar böyle bir şey. Orada o sondaja göre de yapabilirsiniz ama arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Ne kadar zemin karmaşık olursa olsun hesap yapmak için bir zemin profili üretmek durumundasınız. Yani çok detaylı analizler yapılabilir ama genelde bir zemin ne kadar karışık olursa olsun bir zemin profili öyle ya da böyle oluşturmanız gerekebilir ama bu yazılım bunların hepsini ayrı ayrı yapabiliyor. Jeolojik korelasyon oluşturmuyor yani. Mesela 3 tane sondaj verdik. Korelasyon oluşturabiliyor mu aralarında? Yok, korelasyon. Ayrı ayrı şey yapar. Jeolojik profili çıkartıyorsunuz. Yok, yani. O şey değil, o artık. Şimdi o zaten onu da çıkarırsa bu mühendisi de ayıp olur. Şimdi o profilin, jeoloji mühendisinin aldığımız eğitim bu zaten. O profili çıkarmak gerekiyor ve dediğim gibi bize ne kadar karışık olursa olsun arkadaşlar, jeoloji mühendisine göre idealize bir zemin profili sunmaktır. Yani geoteknikçiye siz öyle ya da böyle idealize bir zemin profili vermek durumundasınız. Ama yazılım, dediğim gibi idealize zemin profiline de gerek yok. Her sondaj için ayrı ayrı hesaplamaları yapabilir. Siz hepsini deneyebilirsiniz. SK1 için, işte atıyorum SK1'deki kil kalınlığı 15 metredir, şey yapar. SK2'ye gelirsiniz, şey yani varyasyonlar çok ama dedim ki bunları kullanmaya çalışırsak... Ama sorular güzel geliyor. Evet, yani sorular güzel. Yani sorular güzel yani de sabaha kadar burada biz. Basit geçelim diyorsun ama güzel yani şimdi.
5 tane sondaj gibi, 5 tane ideal profil oluşturur. Evet, ideal profil oluşturur. Arazide 20 tane sondaj var, bir bölgeye bir ideal profil evet. oluşturur. Yani hepsi mesafe yapılır. Mesafe uzundur, oradaki evet. 4 profile bir tane oluşturur. Hep 20 taneden 3 tane profil çıkarır. İşte yazılımın iyiliği o, hepsine evet. ayrı ayrı şey yapabilir, analiz yapabiliyor bizim yani. Bizim hatta burada biz bunu ilerletiyoruz, genelde basitlik aranıyor. Ben o yönden memnun oldum. Değil, yani evet. biz tabii işimiz açtığımız arkadaşlar, biraz işi basitleştirmek ama yazılım o dediğiniz her şeyi ayrı ayrı hesabını yapıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Basit hesaba da çabuk ulaşabilirsiniz. Bir tane profil idealize yapın. Detaylı olarak ben birden fazla profil oluşturup dersen o zaman oraya da gidebilirim. Noktaları bu şekilde profillere bağlayabiliyoruz. Aynı şey yük için de geçer. Şimdi zemin farklılığı olduğu zaman böyle yaparsınız. Yük farklı da olabilir. Hani fabrika yapısı dediniz ya. Sağında yarısında farklı bir depo yükü, solunda makine yükü. Onu da ayırabilirsiniz. Onları ayırmayı da evet onları da gösteririz. Yani biz temele bir tane yük giriyoruz. Yayın yük. Ama mesela temelin dediği gibi bir bölümünde fazla yüklemeler olabilir. Onlar da yapılabilir. Onların özelliklerini konuşuruz yani. Görüşürüz. Biz modelimize devam edelim. Bu modeli sonrasında yine o ileri modelleri de açalım. 7.5-10 dedik. Değiştirdim dedim. Şimdi uygula diyorum. Şunu küçülteyim. Uygula dedim. Evet. Şimdi temeli girmiş olduk. Üzerindeki yüklerle. Son bir kere daha tabii çok anlattık bir yandan da tek kontrol edelim. Bir şey sorabilir miyim? 36. Evet. Biz temel 4 metredir kenarı. Laboratuvar verilerimiz 7.5 metreye girdik. İdealize bir zemin için mi girdik yoksa temele denk gelen laboratuvar verisini mi kullandık? Ya ben şimdi şöyle yaptım. Benim mesela 7.5 metreden bir konsolidasyon deneyim vardı. 7.5 metrede bir UU deneyim vardı. 7.5 metrede de gitmiş ben de bir macı varlıkları hesaplamış. Ben profilde malzemeyi 7.5 metreye atadım. Siz, o kararı da size bıraktık yani. Temelde 4'teyken 4'te niye alınmış mesela? 4'ten, tam 4'ten alınması şart yani o bilgi olarak ama bunu konuşalım şart değil. Yani ama benim kendi fikrim ve genelde de kullanılması gereken bir temelin altından bir B derinliği kadar bir mesafe alıp daha sonra da mesela bir kilse onu 5 metrelik tabakalara bölüp o her 5 metrenin ortası olur, biraz üstü olur, biraz altı olur. Çok önemli değil. O 5 metrelik tabakalardan numune alıp orada deney yapmak. Oradan bir veri seti elde etmek. Yani derinliğe bağlı olarak şeyin artışını görebilmek. Hem drenajsız kayma direnci, deformasyon modülleri bunun artışını görebilmek için böyle yapılması en uygun olur. Yani 5 metre ideal gibi görünüyor. İşte o 3 metredir. Yani şeyi temelin altından sonraki ilk 3 metre şey yapmış. Daha çok. Bu eski yönetmelikte vardı. Yani 3 metrenin altındaki şeyi zaten tabak olarak görmüyordu. O yüzden yani 4 metre, 5 metreden de alabilirsiniz. 4 metre temel derinliği varsa 7 metreden almanız bence daha uygun. Kontrol yapan arkadaşlar buna itiraz edecek de hani niye 4'ten almadın ve 7'yi kullandın? Yok o öyle, onu burada söyleyeyim. Onu o kadar kontrol eden var mı? Tam benim altından alınması şart değildir yani. 4 metreden onun neyi almaya gerek. 4.5 da alınır, 5 de alınır. Çünkü zaten zemin hani 4.5'tan aldığınız basınç soğanları B derinliği boyunca iniyor. Siz 4.5 metreye değer atadığınızda hemen altına bir daha girilmeyin de onun zemin özelliğine. Zaten zeminin en sıkıntılı tarafı bu. Bir tabakaya bir değer atamak. Yani o atadığınız değer mesela 110 diyorsunuz ya, 0-5 metre arasında 110 kabul ettiniz. Zaten bir şey... Ya metre metre deney yapamayacağımıza göre zaten ekonomik yani. Olarak öyle bir şey olmayacağına göre biz SK'dan kaç tane şey alıyoruz? En fazla kaç tane alıyorsunuz? Bir temel altından bir de o 10 metrelerden alıyorsanız zaten o iki değerle zemini idealize etmeniz gerekiyor. Hani keşke imkanlar olsa da çok fazla deney yapabilsek. Ama zaten aldığınız fiyatlar belliyken siz dediğim gibi iki tane sondajla, iki tane laboratuvar verisiyle bunu zaten modellemek zorundasınız. Burada da iki tabaka düşünerek bu tabakaları temsil eden iki deney setini verisini buradan girmiş olduk modele. Ve en son işte malzemeyi yaptık, zemin profilini, temeli yaptık ve analiz penceresini açıyoruz. Şimdi analiz penceresinde yüzeysel temel taşıma gücüydü. Bunu büyütelim. Büyütelim bunu. Evet. Şöyle işte pencere biraz büyük. Mouse kaydırmayı devam edin, takip edin. Şöyle yapayım. Şöyle görünüyor. Evet.
yüzeysel temel taşıma gücü sekmesine geçiyorum. Şimdi burada biz baştan analize girerken parametre dedik ki fi eşittir sıfır durumu için taşıma gücü hesaplayacağız. O yüzden bu ifadeyi seçiyorum sonuçları görmek için. Sağda böyle bir ağaç yapımız var. Burada hepimizin bildiği üç terimli bir denklem var. Bu denklemdeki verilerin, değişkenleri hangisini görmek istiyorsanız tablonuzda seçebilirsiniz. Temel, yöntem, analiz. Mesela örneğin şeye girebiliriz, yükü girdik. DF'i girdim, CU'yu girdim, bunları girdim. Etkin BD boyu, NC, NQ, N gamma gibi değerler, şekil faktörleri. Bunları girdim. Derinme faktörü. Şunu biraz küçükleyeceğim diye buradan tekrar açalım. Burada gamma dedi. Yani Excel aktaracağınız formlarda neyi görmek istiyorsanız onları orada tıklayabiliyorsunuz. Yani buradan direkt çünkü alıp şey atacağınız için Word'e. Burada Word dosyasında hangisini görmek istiyorsanız şeyde tablonuzda onları oradan da seçebiliyorsunuz. Evet, taşıma gücü analizi butonuna tıkladığımızda sol tarafta terzi aydın, meyrop, döves iç yöntemlerinde taşıma güçleri var. İşte 602 kilopascal, 575, 592 gibi. Burada hemen yanında işte bu yönetmelikteki 1.4 değerine bölünmüş değerler. Şurada bizim girdiğimiz tavan basıncı. Burada da bir etkin gerilme var. Bu aslında yükün alana bölünmüş değeri. Aynı girdik biz. Burada mesela statikçiden alınanı girerdiniz. Burada da etkin değeri görürüz. Yani ağırlıklı gerilme. Ne kadar o her noktada farklı böyle renkli veriyor size sonda eleman çıktısı ama bir de ağırlıklı gerilme var. Bu da ortalama olarak budur, bunun görünmesi için. Daha sonra taban basıncıyla şeyin karşılaştırılması, karakteristik bu dayanımı yönetmelikteki. Ondan sonra da hesaplanan güvenlik katsayısı. Yani 1.4'ün ne kadar üzerinde kalmış? Gördüğünüz gibi bayağı üzerinde taşıma gücüne karşı ciddi bir güvenlik sağlandığı görülüyor. Şurada yani inşaat mühendisinde o 1.4Q, 1.6Q neyin öyle bir şey, onları mutlaka almanız gerekiyor ki yani hesapladığınız taşıma gücü şeyi kurtarmadığını ancak oradan bilebilirsiniz. Yani o yüzden inşaat mühendisiyle biz statikçiyle beraber çalışmak zorundayız artık bu yeni yönetmelikte. Taşıma gücünü yani kurtarıp kurtarmadığını ancak size verilecek olan statik ve deprem büyüklüğü analizlerdeki taban basınç, maksimum taban basınçlarından görebilirsiniz. O yüzden mutlaka statik projeyi yapan inşaat mühendisinden bu taban basıncı verilerini alın ve rapora koyun. Çünkü ancak buradan onunla karşılaştırabilirsiniz. Şey, yaptığınız değeri kurtarmadığını. Çünkü kurtarmıyorsa derin temellere öyle gidecek. Bilmiyorsanız derin temellere gidip gideceğini bilemezsiniz ki. Evet. Şimdi taşıma gücü burada. Bir de burada net taban, net taşıma güçleri var. Bunları da yazdık. Bunlar da kazılan kısım düşürerek. Bunlar tabii değerler düşecektir bu miktar. Ve güvenlik sayıları düşecektir. Burada net taşıma gücüyle normal taşıma gücü arasındaki farkı şöyle, hangisini alabiliriz diye soruyorum. Normalde genelde şu değerlerle yürüyebilirsiniz. 602, 575, 592. Ben burada hemen kendi fikrimi de söyleyeyim. Eğer radya temelliyse ve bodrumlu bir yapıysa, kazılan bir kısım varsa ve tekrar o doldurulmuyorsa, burada net taşıma güçleri de kontrol en mantıklısıdır. Ama aralarında zaten çok büyük bir fark yok burada. Burada işte 5 ise burada 4.4 olmuş. Bu değerlerden ortalamasını ya da vesiçi alabilirsiniz. Yönetmelikteki yöntem için özellikle taşıma gücü faktörlerinde en yakını bu. 592 kilopascal burada alınmış. Bu taşıma gücü değeri olarak alınıp devam edilebilir. Bu şekilde taşıma gücüne karşı güvenliğin sağlandığını burada görmüş olduk. Bir nebze küçülteyim. Şurada da hemen altta şöyle bakacak olursak buradaki değerlerin gördüğünüz gibi alttaki tabloya geldiğini görüyorsunuz şurada. Bu tabloya da getirdikten sonra bunu Microsoft Excel'e aktarabilirsiniz. Raporunuzda kullanmak için ya da daha farklı inceleyebilmek için. Excel'e bastığınız zaman bu tabloyu program Microsoft Excel'e aktarır. Burada da hem inceleme şansınız, istediklerinizi görme şansınız olur. Bunun birkaç kere daha yaparız. Genel olarak programdaki bütün tablolar Excel'e aktarılmaktadır. Yapılan bütün analiz tabloları Excel'e aktarılabilmektedir. İkinci bir şey... Evet. Şurada ben yenile butonuna basmadım. Burada bir yenile butonu var. Buna basıldığı zaman da girdiğiniz temelin profilin neresinde kaldığını
bir yandan da takip etmek için, görmek için. Bu da bu yön, bu açıdan da böyle bir görüntüye bakarak boyutlandırmamıza devam edebilirsiniz. Şimdi taşıma gücünü bitirdikten sonra oturma analizine geçiyoruz. Temelin oturma noktası A orta noktası tanımlanmıştı. Burada oturma analizi butonuna basıp oturmanın hesaplanmasını bekliyoruz. Evet, oturma tamamlandı. Şu büyüteçle bunu büyüteyim. Evet, şurada elastik konsolidasyon ve toplam oturmalar. Burada sonuçlar yer almakta. Örneğin ani oturma 4.6 santim olmuş. Konsolidasyon oturması 6.7 santim. Toplam 11 santim gibi oturma. Biz bu verileri oluştururken de hafif aşırı konsolide üzerine bir yapı oluşturduk ki biraz da oturmalar fazla çıksın ki derin temele geçelim diye. Çünkü onu da anlatacağız burada. 11 santim. Taşıma gücü yeterli ama gördüğünüz gibi oturmalar yetersiz. Yani 10 santimin üzerinde. Kilde limit 10 santim gibi görülüyor ama bunun altına düşürmek için şimdi derin temele geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi birçok şeyde görülmeyen bu elastik oturma yani birçok raporda ele alınmayın. Zaten kilde sepeteyle hesaplıyor arkadaşlar nasıl hesaplıyorlarsa ama bakın normal elastik oturma hesaplanmasaydı konsolidasyon oturması 4.6 santim. Kurtarıyor deyip geçilecek. Genelde yapılan sadece konsolidasyon hesaplaması ama burada elastik oturmada hesaplandığa bakıyorsunuz 11 santim. Yani kabul edilebilirsen 10 santimi geçmiş oluyor. 12.5 değil mi kabul ediyor? O eskiden. Yeni çalışmalarda 10 santim yedirildi şeylerde, kohezyonlu zeminlerde. Eski kitaplarda 12.5 ama artık yeni yayınlarda hepsinde 10 santim. Onu siz yeni yayınları baz alın. Şeydeki 12.5 santim eski şeylerde kaldı, çalışmalarda kaldı. Şimdi arkadaşlar bir de burada hemen altında, bunu da şimdi detayına bakarız. Ben genel göstereyim sonra büyütelim. Şimdi burada da hesaplara mesela örneğin ani oturma hesap tablosu var. İşte o programın hesapladığı gerilme artışları, hesapladığı deformasyonlar ve o girdiğiniz alt katmanların sıkışmaları onları hesaplayıp en alta topladığını yazıyor burada. Bir de büyütsen. Şimdi büyüteyim şöyle. Bir de böyle ince yapayım. Biraz pencereyi yakalayamıyorum. Pencerenin kendisi de büyük. Şurayı 150 yapabilir miyim? Yardım mı yapamadım işte. Yapayım mı? Sağdan görünüm. Şu görünüm ne var benim bakayım. Şöyle şimdi arkadaşlar ben buradan anlatacağım size olabildiğince görüyorsunuz şu tabloda. Şimdi tabloda şu sütunda tabakayı yazıyorum. Birinci tabaka kil, ikinci tabaka sikliki. İşte veri girişinde drenajsız kabul etmişim, onu yazıyor. Üçüncüsünde mesela nokta, hedeflediğimiz noktanın koordinatlarını yazıyor. Dördüncü sütunda alt katmanların, programın böldüğü alt katmanların orta noktalarının kodlarını yazıyor. Bu sütunda. Hemen onun yanında alt katmanların kalınlıklarını yazıyor. İşte 15 metreyi 5'e bölmüştü. 3 metre yazdı. Hemen bir altında işte toplam 20 metreyi 6'ya böldü. İşte 3.33 gibi bir değer yazdı. Daha sonra girdiğimiz verileri buraya getirdi. Alt katmanların verisini 22.000 aldı. Niye? Bunu kil tabakasının üstteki kil tabakasının alt katmanları. Alttaki kil tabakası için 32.000 aldı. Poisson oranını 0.50 aldı. Şimdi biz orada 0.30 girdik. Burada niye 0.50 aldı? Bunun sebebi drenajsız seçtik. Yani programa dedik ki biz burada drenajsız oturma hesaplayacağız. Sen git drenajsız modülü kullan dedik. O yüzden onu getirdik. Drenajı seçseydik diğer modülü alacaktık. Tabii geçirimsiz malzeme dedik. Konsolidasyon var. Önem kazanan oturma burada ani oturmada drenajsız ve ardından konsolidasyon. O yüzden yani seçtik. Yani kişilerde arkadaşlar zaten poisson oranı 0.40'ın mutlaka üstündedir. Evet. Şimdi şu sütunda ben tarif edeyim. Yani bir örnek soru oluyor. Burada efektif gerilmeler var arkadaşlar. 27.6, 82.8 aşağı doğru artarak gidiyor alt katmanlarda. Bunu nereden buldu? Zemin profiline girdik. Malzeme de işte o birim acım ağırlıkları girdik. Oradan zaten bunu hesaplamıştı. İstediği yerden alt katmanlardan bu değerleri getirdi. Peki diğer bir yöntem gerilme artışları. İşte Buzinesi'de hesapladığı her alt katman ortasında hesapladığı gerilme artışları aşağı doğru azalarak iniyor. 58, 34, 26, 21 küsür, 17 küsür. Evet. Burada zaten şu kontrolü de yapabilirsiniz.
Mesela bu çok yüksekte kalsaydı derdik ki biz profili küçük aldık. Hani diyor ya deprem yönetmeni, efektif gerilmenin %10'u kadar bir mertebede zemin incelemesi yap ve analiz yap diyor. Mesela 352 oradaki efektif gerilme, %10'u 35, 35'in altında kalmış, yeterli. Mesela bu yukarılarda olsaydı profilimiz küçük diyecektik, profili büyütecektik. Profil özellikle 0.35 diyor ve 50 metre yapacak. O yüzden 35 burada ideal bir değer. Hatta biraz da küçültebilirsiniz yani 17 bayağı %10'un altında kalmış. Yatay gerilme artışlarını da buldum bu sütunda. Ve daha sonra diğer yönlük yatay gerilme artışları. Elastik eşitlik için gerekli sütunu hazırladı ve o tabakanın sıkışmasını buldu. Bütün alt katmanları buldu. Finalde de en son topladı ve şuradaki SE değerini, yani elastik oturmayı ifade eden ani oturma, elastik oturma buraya yazdı. Şimdi konsolidasyon tablosunu da anlatalım arkadaşlar. Evet, tabaka yine yazıldı. Kil nokta koordinatı burada. Ben anlatıyorum verilenin için. Derinlikleri yazdı yine alt katman ortalarında. Kodları yazdı, özür diliyorum kodlarını. Hemen yanına alt katman kalınlıklarını yazdı. 3 metre, 3.33 metre. Burada ben seçtiklerimi değerini söyleyeyim. Evet, bir yandaki sütunda konsolidasyon oturması Terzaghi'nin denkleminde kullanılan doğal boşluk oranı. Girmiştik zaten parametre olarak 0.91 üstteki kili. Onu yazdı. Tabii bu alt katmanlarda 0.91. Niye üstteki kilin alt katmanları? Hemen altında 0.89. Niye? Bir altta 0.89 malzemesini atlamıştık. Bunları yazdı. Hemen yanına geldik. Sıkışma indisi. CC 0.225. Üstteki kilin alt katmanlarında. Hemen altındaki kilin alt katmanlarında 0.185. Bir yandakine geçiyorum. Böyle oluyor değil mi arkadaşlar? Söylüyorum değerlerde. Hani bitemedim ama. Sıkışma indisi 0.07. Gene üstteki alt katmanları. Hemen altında 0.06. Bunlar bizim girdiğimiz değerler. Evet, şimdi programın hesapladığı değerler efektif gerilmeler. Ani oturmadan bunun bir farkı yok. Direkt efektif gerilmeleri getirdi. Evet, yukarıda 27, 82, 123, 150, 177, 206, 235 diyerek aşağı doğru artıyor. Hemen yanında aşırı konsolidasyon oranı var. Bu, kilin o alt katman için konsolidasyon, aşırı konsolidasyon oranını gösteriyor. Zaten bunun birden büyük olduğu için aşırı konsolide olduğunu biliyorduk. Görüldüğü gibi alt katmanlarda bunu hesapladı. Aşırı konsolidasyon oranı derinlikle düşen bir değerdir. 3, 2.4, 2.1, 1.99, 1.69, 1.61, 1.54, 1.48, 1.44, 1.4 aşağıya doğru bunu yaptı. Bir de yandaki grafiğe derinlikle değişimini böylelikle getirmiş oldu. Şimdi hemen yanındaki sütuna geçiyorum. Ön konsolidasyon basıncı. Burada da programa girdiğimiz ön konsolidasyon basıncı vardı. Ne vardı? 300 kilopaskal demiştik üstteki kil için. Bu alt katmanları kendi hesapladı. Bununla ilgili program dokümanında var. Bunu nasıl hesapladığı ile ilgili. Bu da derinlikle genelde artan bir değer. Alta doğru alt katmanlarda arttırdı. Üste doğru azalttı. Ve derinlikle ön konsolidasyon basıncını artarak aşağıya doğru indirdi. İşte bir alttaki değerde 400'ü ifade eden, üsttekinde 300, 300'ü yukarı doğru azaltıp aşağı doğru arttırıyor. Bir altındaki kilde de 400 kilopaskalı derinlikte artırarak devam ediyor. Hemen yandaki sütuna geçiyorum. Gerilme artışı. Bu gerilme artışları ani oturmadaki aynı. Fakat bu sefer yani şöyle bir durum var. Gerilme artışlarında bizim net gerilme 46 kilopaskaldan başlayarak değiştirdi gerilme artışlarını. Bir yandaki şeyde de konsolidasyon oturması sıkışması var. Bunlarda da konsolidasyonları hesapladı. Ve şurada gördüğünüz bir grafik var. Mülteci de arttırabilirsem. Şöyle. O zaman şunu da arasayım. Tamam. Neyse ben şuradan şöyle çekeyim. Burada aşırı konsolidasyon oranının derinlikte değişimi dedik. Burada da gerilmelerin derinlikte değişimini gösteren grafikler. Bu grafikleri de resim olarak kaydedebilirsiniz JPEG formatında. Buradan tıklayarak herhangi bir bilgisayarın bir yerine bu seçilebilir. Şimdi 4.6 santim, 6.7 santim, 11 santim toplam oturmaları. Böylelikle biz analizlerimizi bitirmiş olduk. Yüzeysel temel için bir karar vereceğiz. Taşıma gücü kurtarıyor. Oturma değeri bir miktar fazla. Bunu azaltmak için bir de derin temel uygulaması yapalım.
ve derin temel boyutlandırmasını da tamamlayalım. Arkadaşlar taşıma gücü çok yüksek çıkabilir. Ama bizim için geotisi, temin mekaniğinde her şey oturmalardır. Çünkü yapılan tüm formülizasyonların hepsi kabul edilebilen sınırlar için yapılan şeylerdir. Formülizasyonlardır. Yani zaten bir yerde oturmanız sizin yüksekse, sizin orada bulduğunuz taşıma gücünün zaten hiçbir anlamı yoktur. O yüzden raporlarda oturmaların mutlaka çok dikkatli hesaplanması gerekiyor ki derin temele mi gideceksiniz yoksa yüzeysel temelde mi kalacak? Onu da diyor, elle hesaplamak gerçekten yani bir şekilde herkes Akın Hoca bize sınavda diyor ki beni doğru şey otursanız, sınavı otursanız ben de yanlış yaparım. Çünkü sadece burada bir enter'e basıyorsunuz hesaplıyor ama bir konsolidasyon hesabı yanılsağı sürüyor. Bir yerde 2, 3, 3, 9 yazabilirsiniz. O yüzden taşıma gücüne hiçbir zaman dikkat etmeyin. Önemli olan oturmalardır. Zemin bir şeyde, geoteknik tasarım parametrelerinde oturma her şey. Oturmalarda efektif parametreleri kullanmak gerekiyor. Oturmalarda şöyle, burada biz drenajsız seçtiğimiz zaman program toplam gerilme parametresini kullanıyor, o EU'yu kullanıyor. İlgili profilde drenajı seçerseniz o zaman efektif parametre, o E-üstü'yü kullanıyor. E-üstü ve poison oranını 0.50 almıyor artık, 0.25-30 ne girdiyseniz onu kullanıyor. Kumlarda biz, onu da konuşalım, kum olan zeminlerde, tabakalarda drenajı seçiyoruz. Killerde, yeraltı seviyesi altındaki killerde drenajsız seçiyoruz. Yaptığımız ayrım hep bu yönde oluyor. Peki kilde drenajı seçemez miydik? Yani bu olamaz mıydı? Şöyle olabilirdi. Yeraltı seviyesi yoktur. Doygunluk derecesi %90'ın altındadır. %70'dir. Yani kuru bir yerdir. Orada artık drenajı seçilip konsolidasyon oturması da belki hesaplanabilir. Yeraltı suyu yoksa hani konsolidasyonun çok baskın olacağı düşünülemez. Yani yeraltı seviyesi altındaki killerde bu baskın olacak. Yani doygun bir ortam olması lazım. Genelde Bolsun kitabında var mesela. Onun dediği eğer diyor zemin %90'ın üzerinde doygunsa siz konsolidasyon oturması hesaplatın. Ani oturmaları da dediğimiz şekilde drenajsız seçebiliriz. Ama %90'ın altındaysa dediğim gibi kuruysa o zaman konsolidasyon oturmasının seviyesi çok düşük olacaktır diyor. Kendi kitabında var. Dominant değildir diyor. Baskın değildir. Ani oturma baskındır. Orada da artık drenajlı seçilebilir. Drenajlı seçilebilir. Bu ayrım yapılabilir. Ama genel olarak bizim yaptığımız numuneler geliyor. %90'ın üzerinde genelde doygunluk olan bölgelerde biz hem ani oturmayı hesaplıyoruz. Üstüne de konsolidasyon oturmasını o şekilde hesaplamak. Yani literatür şunu diyor. İster şev analizi yapın. Yani diyelim bir heyran analizini yapın. İster taşıma gücü güvenlik sayılarının toplam gerilmeler cinsinden kurtarması gerekiyor. Yani uzun vadedeki değerler çok fazla şey değil. Yani toplam gerilme analizinden çıkan sonuçlar burada belirleyici olur. Yani güvenlik sayılarını toplam. Yani şev analizi yaptığınız uzun dönemde atıyorum. İşte çıktı ki 2. Deprem yüklüğü dediğimiz toplam gerilmeler cinsinden eğer zaten şeyin altındaysa o kabul edilen güvenlik sınırının altındaysa siz zaten uzun dönemde kurtarıyor diye bu şevi güvenli sayamazsınız. Yani öyle ya da böyle aslında toplam gerilmeler burada şey belirleyici oluyor hesaplamalarda. Evet. Bence ikinci aşama bir de derin temel uygulaması yapalım. Onunla beraber ondan sonra da beraber karşılıklı konuşabiliriz. Şimdi derin temel için yine modele gidiyorum. Temel işaretlerini seçiyorum. Şimdi burada derin temel işaretini seçtiğim anda derin temeller bölümü aktif oluyor. Şimdi istersen bir şey. Evet, burada bir şey. Evet, şu bir şekilde. Yeni girişlere açıkça söylemedim. Onu da verelim. Şimdi burada eksenler arası uzaklık var. Burada bir program, bir karelaj yaparak temelin içerisine kazıkları yerleştiriyor. Kazık sayısı da şurada. X yönü kazık sayısı, Y yönü kazık sayısı buradan alıyor. Örneğin bu 5'i, 5 ve 4 girdiğinizde daha sonra şu iki değeri kendi hesaplıyor. Burası aktif değil, bilgi amaçlı. Diyor ki sen diyor 5 ve 4 girersen eksenler arası 3.15 metre X doğrultusunda, Y doğrultusunda 5.87 metre. Bu biraz fazla bir görüntü özellikle Y doğrultusu için. Bunu mesela 5 yapalım. Evet, 4.4'e düştü. 6 yapalım arkadaşlar. Evet, 3.5. Yani X doğrultusu 3.15, Y doğrultusu 3.52 iyi. Bu sayı iyi. 5 ile 6'yı çarptığımız zaman toplam 30 adet kazık olacak temelde. Bu bizim bir ön tasarımımız. Kazık çapını 80 santimde ben bıraktım. 65'lik yapıp kontrol edebilirsiniz. Kurtarmıyorsa buraya dönüp 80 yapabilirsiniz.
Kazık boyunda örneğin 15 metre. Bakarız, kurtarmıyorsa arttırırız bu şekilde. Şurada derin temel malzeme özellikleri var. Yüzeysel temelde de vardı. Ben çok durmadım çünkü hesaplarda etkisi yoktu ama burada var. Burada kazığın bir de elastik sıkışmasını hesaplıyor. O yüzden bu değer önemli. Bu betonun değeri varsayılan bırakılabilir. Yani, bunun C25 beton için aldığımızı hatırlıyoruz. Efendim C30 beton için ona göre bu değiştirilebilir. İlgili tablosundan alınan. Bu kazık malzemesinin elastikten oluşuyor. Poison oranı. Hemen altında burada uç bölgesi taşıma gücü özellikleri var. Bu kazık uçunun taşıması için, taşıma gücü için bir parametre. Yanında bilgiler var. Örneğin ince dağın zaman şeylerde, zeminlerde fil bölü 3'ten küçük alınmalı ifadeler var. Buradan seçilebilir. Ben bunu default bırakıyorum. 0.58 pi gibi bir değer. Dilatasyon. Dilatasyon. Değil, değil mi 0.58? Yok. Bu şey... bu... Dilatasyon açısı. Ha, bu şey açısı. Dilatasyon açısı. Yok. Kazığın ucundaki taşıma gücü hesapları var. Kazık ucunda, uç taşımasında. Orada bir plastikleşme açısı var. Bu kazık ucunda bir kama oluşuyor. Gelmeye çalışırken. Oradaki o kamanın bir açısı var. Burada yazılan açı değeri o. Bunu da mesela gene Bolsun kitabında var literatürde. Budu var, onun kitabında var. Bizim program mesela Budu'nun kitabından biz bunları aldık. Yani o taşıma gücü değerleri bu. İşte killerde şu aralıkta, bu aralıktaki. Buradan değiştirilerek girilebiliyor. Bu kazığın uç taşıma gücünü hesaplarken kullanılan bir değer. 0.58 olarak ben burada bıraktım. Şimdi bunları girdikten sonra uygula diyorum. Bir daha uygula dediğimde evet kazıkları ekrana getirmiş oldum. Gördüğünüz gibi zaten alttaki kil tabakasına giriyor uçları. Şimdi biz gidip bunun taşıma gücünü kontrol edelim. Temel analiz penceresini yeniden dönüyorum. Derin temel taşıma gücüne geçiyorum. Şimdi şurada yine bir yenile butonuna basarsanız yine temelimizin profilde nereye geldiğini görmüş oluruz. İşte alttaki kil tabakasına girdiğini buradan bilgi amaçlı. Tabii bunu yine resim olarak kaydedebilirsiniz. Programdaki bütün ekran görüntüleri de yine resim olarak kaydedilebiliyor. Şimdi şunu büyütelim. Burada taşıma gücü analizine ben tıkladığım zaman gerekli hesapları yapıp şu kutucuklara verilen sonuçlar gelecek. Burada da bir analiz detayları var. Mesela ben altta bir tablo gelecek. Tabloda çevre sürtünmesinin hesap detaylarını görmek istiyorum. Onu seçiyorum. Başkaları için de diğerlerini seçebilirsiniz. Çevre sürtünmesini seçtikten sonra taşıma gücü analizine basıyorum. Ve altta tablo oluştu. Şunu küçük olarak göstereyim sonra büyüteceğim. Bu tablo oluştu. Artı diyelim. Evet. Şimdi burada program ne yaptı? 3 tane bir yeni katman oluşturdu. Şimdi onu konuşmak için ben de yeni öğrenmeye başladım bu için. Şimdi bunu konuşmak için şöyle bu alt katmanları nasıl oluşturdu? Şimdi kazıkta bir çevre sürtünmesi hesaplanıyordu biliyoruz. Çevre direnci. Bu çevre direncini belirleyen faktörler ne? Örneğin temelin altından yer altı seviyesine kadar bir katman var. Burada neden ben bunu farklı hesaplamalıyım? Diğer katmanlardan farklı. Burada efektif kelime farklı bir kere. Yeraltı seviyenin üstü altta efektif kelime değişiyor. Yani o yüzden burada program hemen bir alt katman oluşturdu. Burada dedi bir değişiklik var. Ben buraya tek bir efektif kelimeyle hesaplayamam dedi ve bunu ayırdı. Sonra yeraltı su seviyesinden hemen altındaki tabakanın altına kadar ayrı bir alt katman oluşturdu. Sonra onun altından da uca kadar ayrı bir alt katman oluşturdu. Ve bunların her birinden çevre direnci hesapladı, sonunda da topladı. Burada siz 4 tane tabaka girerseniz o ona göre gider hemen alt katmanları oluşturur. Yeraltı seviyesini nerede girerseniz ona göre de hemen alt katmanı kendisi hazırlamış olur. Çevre sürtünmeyi bir yerden sonra artık hesaba dahil etmiyor değil mi? Kazık hesaplarında var ya biliyorsunuz 20 fi kadar bir derinlikten sonra çevre sürtünmesini almıyoruz. Çevre sürtünmesi şu, tamamen kazıkla etrafındaki zemin bölgesinde tamam. Alıyor. O belli bir derinlikten sonra hesaplara katmamamız lazım. Hayır, onu hesaplara katıyoruz. Ha. Katıyoruz. Anladınız mı derinliği? Tamam, anladım. Şimdi anladım. Diyorsunuz ki belli bir derinlikten sonra... Derinlikten sonra efektif derinliğe geçiyor, oradan sonra... Biz katıyoruz, onu yine konuşup
tartışabiliriz. Tamam. Çünkü kazığın taşıma gücü, kazık boyu arttıkça mutlaka artacaktır. Bunu da sağlayan ekseriyetle çevre direncidir. O yüzden benim görüşüm onun alınmasıdır. Yani derinlikle o alınmalıdır. Bununla ilgili de çok tabii ciddi şekilde araştırdık, kaynak da araştırdık. Yani özellikle Bowles tabii bayağı iyi bir kitap, yani herkese öneriyorum. İşte. Ondaki örneklerden baktığımızda tamamen literatürdeki yöntemi kullanarak yaptık. Çevre direnci kazıkla beraber, kazık büyüdükçe çevre direnci de artıyor. En son bir uç direnci hesaplıyor. Onu da kazığın altındaki bölgenin zemin özelliklerini kullanarak kuruyor. Orada bir uç direnci hesaplıyor. Ve ikisini toplayıp sonuna da taşıma gücü olarak. Vahit Kumbasa'nın kitabında vardı eski şeylerde. Bu çevre sürtünmesini metrekarede 11 tonla sınırlamış. 11 ton bölü metrekarenin üzerinde çevre sürtünmesini şey çıksa da 11 alın diyor. Anladım. Vahit Kumbasa'nın kitabında var. Şimdi, eski bir şey yok. Tabii şimdi burada var. Şöyle bir durum var. Genelde oturma analizlerinde kesinlik daha fazla yöntem belli. Buzinesk mesela. Buzinesk kullanıyorsan belli. Adam ben diyor zemini homojen elastik kabul ediyorum. Yerilme artışlarını hesaplıyorum. Zeminde deformasyon hesaplanır. Başka bir yöntemde yine ona göre kullanılır. Fakat taşıma gücünde dediğim gibi yöntemler değişir. Burada kullanılan yöntem işte toplam gerilme aralığı için alfa yöntemi. CU ile hesap yapılan durum için. Bir de drenajlı durum için de beta yöntemi kullanılıyor. Alfa ve beta yöntemlerine göre hesap yapılıyor. Hem çevre direnci için hem uç direnci için. Şimdi bu tabloyu biraz inceleyebiliriz. Bir de orada kumlar var. Kumlarda ve kohezyonlu malzemelerde hesap yöntemi değişiyor. Tabii tabii değişiyor. İşte onu da bu tabloda şimdi konuşalım. Tabii değişiyor. Kesinlikle. Şimdi mesela burada ben, siz bunu görüyorsunuz. Kitlerin mesela 4-6 metre arası bir kit alt katmanı oluşturdu. Onun ortasına gitti, efektif gerilmeyi buldu. 92 kilopaskal. Sonra gitti, CU'yu aldı. Bu CU'yu almasından zaten biz biliyoruz ki alfa yöntemi kullanacak. Alfa yönteminde CU kullanılıyor. Peki neden alfa yöntemi dedi? Neden CU dedi? Tabakayı drenajsız tanımladınız. Drenajsız tanımladığınız zaman siz zaten toplam gerilme analizi yap dediniz. Onu tanımlayınca CU'yu aldı. O zaman gitti bakın efektif parametrelere bir şey almadı. Ben de onunla hesap yapmıyorum tabloda. Hemen yanına geldi alfa katsayısını hesapladı. Sonra ilgili o alt katman boyu 2 metreymiş temelin altından yasa. Ondan sonra da şeyi gitti. Şurada ben bunu çekeyim şöyle sağ olun. Ondan sonra da gitti, o alfa katsayısı, derinlik, yüzey alanı, yüzey alanıyla birim sürtünmeyi hesapladı alfadan. Alfa CU'dur bu formülü zaten, ekimanda var. Daha sonra bakın oradan 200 kiloton bir katkı geliyormuş o arada. Ondan sonra aynısını bir alttaki için yaptı. Fakat hep alfa yöntemi kullandı. Eğer siz gidip tabakayı drenajlı seçerseniz bu sefer alfaya tik atacak, efektif parametreleri getirecek. Onlarla da onu bir efektif taşıma gücünü bulmuş olacak. Onu da konuşalım. Farkı ne? Yüzeysel temel taşıma gücünde de yaptık. Fi eşittir sıfır dedik. Onun benzeri. Gene drenajsız kayma direnciyle yapılıyor. Bunun farkı şu. Toplam gerilme analizinde killerde ve ince daneli malzemelerde hesap yaptığınız zaman bu kısa dönem davranışı temsil ediyor. Yani temelin kısa dönem taşıma gücüdür. Bir de uzun dönem taşıma gücü var. Yani konsolidasyon tamamlanacak, bitecek. Ondan sonraki taşıma gücü. Onda da işte burada beta yöntemi. Yüzeysel temelde de efektif gerilme analizini seçerseniz orada da uzun dönem taşıma gücünü hesaplamış olur. Ve böylelikle hem kısa dönem hem uzun dönem taşıma gücünü programda hesaplama şansınız bu şekilde olur. Diğer tabloları da alabiliriz. Uç direnci diyorum. Evet, uç direncinde de gördüğünüz gibi gene drenajsız kayma direncini getirdi. Taşıma gücü faktörünü aldı, 9 aldı. Killerde genelde 9 alır ama bunlar da programda değiştirilebilir, konuşulur. Analiz ayarları var ama onu anlatabiliriz. 9 alır, bu değiştirilebilir, 8 denilebilir, 8.5 denilebilir. Uç direnci için mi? Uç direnci için, evet. Taşıma gücü katsayısı. Buradan da 495 kilonewton almış. En son bu sonuçları buraya yazdı. Çevre direnci, uç direnci ve burada da toplam direnç ve bunları yönetmelikteki güvenlik katsayıları işte deprem yönetmeliğinde. Onlara bölerek en son burada bir kazığın düşük tasarım dayanımını buldu. FTV dediği de işte kazığın toplam bir kazığa gelen yük. Bunu nasıl yapıyor? Toplam ağırlığı kazık sayısına bölüyor, eşit olarak dağıtıyor. Ama moment yoksa, moment varsa
kasıklara farklı dağıtıyor. Mesela burada herhalde moment kaldı, tahminim şurada bir şey gelmiş, ona bakarız ya da öyle de hatırlamamışım. Eşit dağıtmış olabilir. Moment silmiştiniz. Silmiş, o zaman doğru. Bölündüğü değer bu yani, kazık sayısına bölmüş bu. Sildiniz de uygulama yap demeden önce. Hem uygulama olabilir, belki orada bir kalmış olabilir. 380 kiloluk top bir kaza geleni bulmuş, daha sonra bununla taşıma gücü, yani çevre ve vücut toplam taşıma gücü oranlamış, 1.5'un üstünde bu tekil kazık için kurtardı. Peki grup kazık, grupta ne olacak? O zaman grup verimi hesaplanacak. Grup verimini nereden hesaplayacak? İşte geometrik yöntem var, konversiyon yöntemi. Oradan hesaplaymış, 0.74 demiş. Bu kazıklar birbirine yaklaşırsa grup verimi arkadaşlar ne olur? Azalır. Azalınca da toplam taşıma gücü düşer. Yani kazıkları birbirine yaklaştırdığınız zaman toplam sistemin taşıma gücü düşecektir. Yani bu toplam gitti taşıma gücünü 0.74 gibi bir değerle çarpıyor. Yani bir kazığınkini buluyor, bütün kazıklarınkini sayısıyla çarpıyor. Bulduğu değeri de grup verimiyle çarpıp en son benim taşıma gücüm bu diyor. Grup verimi düşerse taşıma gücü de düşer. Biz o yüzden de genelde 3 çap ya da işte 4 çap gibi alıp başlamakta kazıkların arasını, o iyi olur. Yetmezse azaltacaksınız. Yoksa burada darbe yeniyor. Yani yaklaştıkça da burası sizi tetikliyor. Çok sık yapıyor. Altında zaten o yüzden kazıkları... ne yapacaksınız? Bazen boyunu arttıracaksınız. Yetmezse sayısını arttıracaksınız. Programda gideceksiniz ilgili bölgeye. Boyunu arttıracaksınız. Sayısını buradan bakarak boyutlandırmayı tamamlayacaksınız. Sonuç olarak da grup içinde güvenlik sayısı 1.5'ün üzerinde kalarak ve böylelikle yeterli dedik. Ve taşıma gücünü kazıklı temel için bitirir. Şimdi kazıklı temelde oturma durumu ne oldu? Ona bakalım. Özür diliyorum, yanlış yapmaya geçtim. Evet, oturma bölümüne geldim. Şimdi burada şunu gene arttırayım. Şimdi 11 santimde hatırlıyoruz. Şimdi son durum için analizi yeniletiyoruz. Bir refresh yapması için. Basıyoruz. Evet, analiz bitti. Bu sefer ani oturma 1.8 santime düştü. Konsolidasyon oturması 1.8 santime düştü. Toplam oturma 3.7 santime düştü. Bu kazıkların etkisiyle oldu. Bir kere gerilmeyi daha alta iletti. İkincisi de gerilmeyi iletirken de bir farklılık var yöntem gereği. Uzun eski kullanmadı. Bu Mindling Edes diye bir yöntem. Şeyde dokümanda var. Kazıklardan aktarıyor, onu kurtardı. Bu da gerçekten oturmalarda azaltıcı bir yöntem. Bunu kullanan yabancı programlar da var arkadaşlar kazıklarda. Ve böylelikle 3.7 santim toplam oturma hesaplamış oldu. Şurada da kazığın elastik boyu değişimi var. Bu da direkt betonun elastisite modülünden. Üzerindeki yük belliydi. Betonun kazığın kendi kısalmasını da hesapladı. En son hepsini toplayıp 3.7 santim dedi. Ve böylelikle kazıklı temel için bunun yeterli olduğunu görmüş olduk. Ve analizi sonlandırmış olduk. Şimdi ben bir de oturma zaman grafikleri, bu aslında yönetmenin istediği bir şey değil. Yani konsolidasyon, işte efendim burada hesapladı 6 santim ama ben 10 yılda kaç santim oturdu, 20 yılda kaç santim oturdu onu görmek istiyorum. Yönetmenim bunu istemiyorum ama programda bu var, onu da anlatmış olalım. Yani bir marina yapılıyorsa, orada bir dolgu yapılacaksa, Büyükçekmece'de şu anda yapılıyor. Biz onun projesini yapacağız. Orada mesela bu yazılım bayağı iyi olacak. Orada altta yumuşak killer var. O killerin üzerine bayağı ciddi kireç taşı blokları koydu. Şu anda oturmaya devam ediyor ve bizden şey istendi. Ya bu kaç yılda oturacak, evet, bu? Burada bu yazılımla bu eline yapmak çok zor ama bu yazılımla bunu, bu killerin kaç yılda oturacağını da hesaplayabiliyorsunuz. Evet. Şimdi biz bunu tabii derin temel için de yapabilirdik ama derin temeli iptal edelim. Tekrar ilk duruma dönelim. Yani derin temeli kaldıralım. Şimdi bunun için arkadaşlar şu hareketi yapmamız lazım. Oturma zaman analizi için gerekli parametreyi girmemiz lazım. Şimdi ben malzeme tanımına tekrar geri dönüyorum. Malzeme özelliklerine geliyorum. Fakat bir saniye buradan çıkıyorum. Şurada genelde konsolidasyon deneylerinde konsolidasyondaki zaman parametreleri dakika yazılır. T50, T90 gibi parametreler vardır. Ben o yüzden burada birim ayarlarında veri girişini dakika yapacağım. Dakika diyorum. Sonra geliyorum malzeme özelliklerine, üstteki kile geçiyorum, mekanik özellikler sekmesine geliyorum. Şimdi şuradaki analizde oturma zaman diye bir ifade var. Oturma zamanı seçiyorum. Bunu seçince burada 4 tane parametre açtı. Aslında program konsolidasyon katsayılarıyla bu analizi yapıyor. Fakat genelde
konsolidasyon föylerinde T50, T90 yazılır. Konsolidasyon katsayıları analizlerde bulunur. O yüzden biz buradan T50 ve T90 alacağız. Benim önümdeki veri de örneğin üstteki 7,5 metredeki konsolidasyon deneyi için 6 dakika T50 girilmiş. T90 da verilmiş diyelim. T90 da 11 dakika. T50 ne? 2 santimlik bir numuneyi konsolidasyonda ödometreye koyduğunuzda %50 konsolidasyonun tamamlanması için geçen süre. Yani 2 santimlik numunede 6 dakikada tamamlanıyormuş konsolidasyon. Şimdi biz bunu alıp yerindeki modele uygulayacağız. Bir de T90 var. O ne? O da %90'ı için geçen süre. Peki ben hangisiyle hesap yapacağım? İkisiyle de yapabilirsiniz. Programın analiz ayarlarını da seçiyorsunuz. T50 ile yap derseniz girdiğiniz T50 ile yapıyor. T90 derseniz T90 ile yapıyor. Biz T50 ile yapacağız ama ikisini de ben girdim. Şimdi bunu girdikten sonra konsolidasyon katsayısını da yazabilirdiniz direkt. Ama T50, T90'dan ben programa hesaplatacağım. Hesapla deyince o 2 santim numune için gidiyor ve konsolidasyon katsayılarını hesaplıyor. 2 santim numune için. Laboratuvarda da %99 2 santimde yapılır. Ama diyelim ki 1.9 santim yaptı. Föyde de 1.9 yazdı. Analiz ayarlarını da onu da değiştirebilirsiniz. 1.9 derseniz ona göre düzeltecektir. Ama genelde 2'dir. 2 santime göre biz yaptık. Varsayılanında 2 santimdir. Şimdi bunu uygun hesapla butonuna bastım. Evet, uygula dedim. Sonra ikinci kil malzemesine geldik. Evet, onun T50 ve T90 yapıyorum. 4 dakika ve T90'da 8 dakika. Hesapla butonuna basıyorum. Uygula diyorum. Uygula diyorum ve evet, konsolidasyonda zaman için gerekli deney sonuçlarımıza girmiş olduk. Şimdi burada anlamlı bir sonuç olması için zaman ayarını, yani birimlerdeki zamanı yıl yapıyorum arkadaşlar. Killerde oturma çok uzun sürdüğü için yıl mantıklı. Bazen aya da çevirebilirsiniz. Yani hızlıdır konsolidasyon. Sonra analiz penceresine tekrar geri dönüyorum. Şimdi oturma zaman sekmesine geçiyorum. Burada kendisi hemen bir analiz yapmış. Daha doğrusu önceki analizlerden kalma. Eski, o girilmemiş parametrelerle. Biz buradan refresh etsin diye hemen oturma analizine basalım. Evet, şimdi burada grafikleri çizdi. Burada ne dedi mesela? Şunu büyütmem lazım. Evet. Şimdi burada şunu dedi. Siz buraya 5 yıl yazdığınız için dedi ki 5 yılda 2.9 santim oturma oldu. Gerçekte ne kadar oluyordu? 6.7 santimdi. Yani bunun 2.9 santimi tamamlanmış oldu. Toplam oturmada, yine ani oturmayı üzerine ekledi. Toplam oturmada 11 küsürdü. 7.5 santimi tamamlanmış oldu 5 yılda. Bunu mesela 10 yıl için görmek isterseniz 10 yazıp oturma analizine basacaksınız. Oturma analizinde gördüğünüz gibi 4 santime çıktı. 10 yılda 4 santim oldu. Bu tabii nereden geldi? Laboratuvarda yaptığımız deney özelliğinden, yani tamamen o özelliği kullanarak. Şimdi tabakalarda şu ilgili tabloyu da konuşalım. Şimdi üstteki tabaka kildi, 15 metre kalınlığındaydı. Bizim girdiğimiz şeye göre, o basınç dağılımlarına göre drenaj yolu sayısı 2 idi. Yani hem üstten hem alttan drene olabiliyor. Bu yanlardan olamaz mı? Olabilir. Program sadece üstten alttan alıyor. Terzaghi'nin teorisi kullanıyor. Terzaghi de ne yapmıştı? Ödometre deneyini de keşfeden o. Ben dedi yanları kabul etmiyorum. Konsolidasyon sadece tek yönlüdür dedi. Biz de onu yapıyoruz. Ha, daha ileri analizler, programlar var. 3 boyutta yapan var mı? Olabiliyor. Burada biz terzaghi'yi kullanıyoruz. 1 boyutta, alttan üstten drenaj var. Konsolidasyon katsayısını hesapladık. Tabi birim değiştiği için ona göre değiştirdi. Zaman faktörü gitti. Konsolidasyon katsayısına göre zaman faktörünü buldu. Bununla ilgili eğriler ve çizelgeler var. Programın kendi veri tabanında bu mevcut. Gidiyor. TV'ye göre gidiyor. Alıyor ne kadar konsolide olduğunun yüzdesini. Buraya yazıyor. Örneğin üstteki tabaka %63'ü gerçekleşmiş konsolidasyon. Bir altında %58'i gerçekleşmiş. Oturmanın da bu kadarı tamamlamış. 3.4 santimi. Alttakinde de bu kadar olmuş. Şimdi biz bunu arttıralım. Örneğin 32 yıl yapalım. Tabii ben bunu bir önceden yaptığım için biliyorum yani 32 yılda tamamlanıyor. Örneğin üstteki tabaka %100, alttaki %80. Bu yeterli, neredeyse tamamlanmış gibi. Grafiğe bir bakalım. Çünkü ona da bakalım hemen. 6.7 santimdi mesela. 6, tamam, 32 yılda bu tamamlanıyor. Şimdi ben şöyle yapabiliyorum, evet. Grafiği... Şöyle sağa tamamlayayım ya.
zamana göre işte 4. yılda bu seviyede, 9. yılda gibi ifadeler var. Şimdi üstteki konsolidasyon oturmasının zaman grafiği, alttaki de toplam. Bundan farkı ne? Ani oturmayı ekleyip bunu buluyor. Yani yaptığı bu. Şimdi diğer grafik böyle daha asimptotik eğriye böyle ulaşmış tabii, olması lazım değil mi o grafik? Oluyor zaten. Ben bunu mesela çok arttırırsam, onu iyi söyledim. Mesela eğri yaparsam. 100 yapalım. Tamam. Artık yataya dönmesi lazım. Tabii tabii yataya dön. Konsolidasyon yataya dön. Bu böyle yana doğru gidiyor. Yani mesela şöyle. Uzun süreli oturmanın gittikçe azaldığını göreceğiz. Ha, tabii bu şekilde görüyorum. Bir de nokta sayısı diye bir şey var. Program bu grafiği çizerken bir nokta sayısı yapar. Nokta sayısını arttırmanız lazım. Yani 10, 20, 30 diyor. O da analiz ayarlarında var. O zaman yataya dön. O zaman yataya gösteririz. Nokta sayısı az olduğu o şey yapamıyor. Şimdi 32 yılda yapıyor. Tabii ama kesinlikle öyle yani. Yataya da biter yani konsolidasyon. 32 yılda yaptığımız soru. Şimdi diğer bir şey de bunu da anlatmış olalım. İnşaat süresi. Şimdi Terzaghi'nin teorisinde ne? Diyor ki yapı birden yüklenir, drenajsız koşulda olur. Zamanında da daha sonra da drenajla beraber konsolidasyon olur. Ama İnşaat süresini dikkate almıyor Terzaghi'nin önce. İnşaat öyle değil ki, zamanla bir kat yapılıyor, iki hafta sonra öbürü yapılıyor, öbürü yapılıyor. Terzaghi'nin bununla ilgili önerdiği bir yöntem var, bir düzeltme yapın diyor. Yani sen şimdi burada hesapladın ama 6.6 santim, bu diyor ani yüklediğini düşündün. Yavaş yaparsan bunu diyor değiştirmen gerekir. Bununla ilgili de bir gene Terzaghi düzeltmesi programda yapılıyor. Örneğin inşaat 3 yılda tamamlansın. Oturma analizine bir daha basalım. Evet, 6.6, 6.4. Çok fark etmedi çünkü 32 yıl sonrasına baktık. Örneğin mesela 6 yıl sonrasına bakalım. Bu tabi biraz daha farklılaşacaktır. Evet, 3.2 santim, 2.7 santime düştü. Eğer ona dikkate alırsak böyle düşer diyor. En son bir de Terzaghi düzeltmesini şeyde göster derseniz, grafiklerde. Onu da çizecektir. Üzerine çizer. Evet, bu şekilde çizecektir arkadaşlar. Böyle. Tabii zaman az olduğu için grafikte iki fark arttı. Zamanı yükseltirseniz artık bunlar eşitlenir. Yani sürenin çok farkı hani olmaz. Buna bir bakalım. 32. İki fark tamamlandığı süreye gidiyor. Evet, görüldüğü gibi bu şekilde daha yakın geçecektir. İlk başlarda ara açıktır kısa zamanlarda ama uzun zamanda bu Terzaghi teorisine yaklaşır yani şey olarak güzel. Bu da arkadaşlar oturma zaman grafikleri bu şekilde incelenip Nevzat'ın bahsettiği problemler genelde olabiliyor. Nadir de olsa olabiliyor. Oturmalar kaç yılda tamamlanacak deniliyor. Özellikle mesela çok hafif aşırı konsolide ya da nor neylekiler olabiliyor. Tabii dediği gibi yani o zaman ne oluyor? Bunlar önem kazanabiliyor. Kaç yılda oturacak gibi. Siz baştan problemi bilmiş oluyorsunuz yani. Bu 30 yılda bu kadar oturuyorsunuz. Yani yol okullarında mutlaka bunlar istemiyor mesela yol çalışmalarında. Bu da hani özel oturmaları hesapladıktan sonra buradan kazık taşıma hesaplarına geri dönersek negatif çevre sürtünmesi, negatif skin friction'da kullanabiliriz. Şimdi negatif çevre sürtünmesi aşırı konsolide killerde etkin olmayan bir yöntem dediğim de bir olay gerçekleşen bir hadise. Hazine kazı dolgunun içerisinden geçti. Dolgunun içinden geçti, sert bir yere girdi. Ya da ne oldu mesela? Normal yüklenmiş bir kil. Mesela Adapazarı killerinde negatif şeper sürtünmesi olur mesela. Evet, kesin. Olur yani. Orada kesin. Çünkü ne olur? Ciddi konsolidasyon olur. Orada büyük mertebelerde oturma çıkıyor. O zaman ne oluyor? Kazığı yaptınız. Zemin konsolide olunca kaza ters bir taşıma gücü, yük etkisi yapıyor ve taşıma gücü azalıyor. Daha doğrusu gelen yük fazla düşüyor. Program onu yapmıyor. Yapmıyor ama şöyle... Aslında bir tıka bakıyor iş yani, bunu da hesaplamış. Evet. Onu eklemedik, onu en sona attık. Niye? Çünkü talep geldi. Yani şimdi mesela o bizim heveslendiğimiz konulardan biriydi, onu da koyalım. Negatif çeper sürtünmesini göster dediğinde, hatta bir yansız düzlem vardır onda, o hesap ki eğri oluşturur, kesiştiği yerde der ki
gelen yük bu, fazlalaşan yük bu negatif çeper sürtünmesinden dolayı. Onu da ekleyeceğiz ama. O bizim tamamen, hatta %80'i de biz yazdık onu. Ama şeye gidemedik. Çünkü talep olmadığı için o yandan da. Ama onu da mutlaka ekleyeceğiz yani. O negatif çeper sürtünmesinden sorduğunuz, söylediğiniz için teşekkür ederiz yani. Yani Haliç killeriyle bizim Büyükçekmece'deki yumuşak killerde hesaplanır. Onlar taşırlar. Yani şu an için yok ama o yöntem benim önemsediğim bir yöntem. Yani normal yüklenmiş kil. Haliç'te var. Haliç'ten Büyükçekmece'de. Sakarya'da, deniz kenarlarında. Deniz kenarlarında. Göl kenarına denk geliyorsun. Sapanca'da yapıyorsan evet. Tabii o zaman ne oluyor? Bunlar etkili oluyor yani. Genelde şöyle oluyor. Çok fazla şey var. Çok fazla şey var gibi ifadeler çok oldu ama neden olmasın yani? Zemin mekaniği başlı başına zaten iyi bir bilim dalı. Kolay da değil yani. Bir yapı gibi kolay değil. Betonar, orada daha kesinlikler var. Burada yok. Belirsiz var. O zaman bu hesapların da bence olabildiğince olması lazım. Ama programı işte 3 adımda standart bir şey yapabilirsiniz. Hemen 3 adımız toplam gelinme analizi, ani oturma, konsolidasyon oturması bitirirsiniz. Radyo temel kurtarabilirsiniz. Kurtarmadı derin temel yaparsınız. Ama dediğim gibi özel bir problem geldi, onu da yaparsınız. Ben zamana göre konsolidasyon. İnşallah o da olacak. Negatif çeper sürtünmenin durum. Yani onu da yapayım. Hazır çünkü yani gördüğüm kadarıyla. Tabii hazır. Hepsini koymuşsunuz. Hazır tabii. Sadece bir tıka bakıyor. Biz onun şeklini de yazdık yani. O yansız düzler bulan ilgili modülü var yani şu an. Onu da bitirdik yani. Onu da ekleyeceğiz. Ama tabii işte zamanla olacak, talebe göre olacak. Şu an arayanlar olabilir. Tabii. Bunları da yapmış olduk. Bir de isterseniz sıvılaşma örneği yapabiliriz. Ben tabii saate de çok bakamıyorum. Hiçbir sorun yok, size bağlıyız. Abarttı diyen benim İbrahim Er programı. Hakikaten abarttı yani. Ama bunlar dediğim gibi yabancı yazılımlarda modül modül veriyorlar. Hepsini tek bir şeyde... Hepsi. Ama sorular geliyor. Yani talep oluşuyor. Ama bir şey soru yoksa. Yani kızlık ayrı, grup kızlık ayrı, işte sıvılaşma ayrı. Tabii canım hepsi var. Geobaş hepsini ayrı ayrı modu para istiyor. Hepsini ayrı para istiyor Geobaş. Hepsi tek tek satıyor. Tek satıyor hepsi. 650 euro. 650 eurodan mı başlıyor tabii modül modu? Bir modül. Bir de bir SPT hesabı yapalım. SPT hesabı zaten korelasyonlara dayanan. Genelde de SPT deneyi sonuçlarıyla yapılan. Hemen hemen 4-5-10 tane belki de farklı yöntemi. CPT var mı? CPT yok. CPT yok. Ama olmaması için de bir sebep yok yani tabii zamanla böyle bir şey var. Şimdi SFT hesabı ile ilgili kumların bulunduğu bir profilde bir model açalım. Daha önce bunu girmiştik, biz SFT'ye girmiştik. SFT nereden girdin onu da gösterelim. Direkt arkadaşlar malzeme veri girişinden yapılmıyor, zemin profilinden yapılıyor. Burada ben girmişim, 0-30 metre arası bir kum girmişim. Buradan değiştir diyorum, özelliklerine giriyorum. SFT profili var. Şunu büyüteyim. Evet. Şurada SPT, tabakalardan tabakalara giriyorduk hatırlarsanız. SPT profili dediğinizde burada ekle ve değiştir komutlarıyla 1,5 metrede ben girmişim. SPT en değerlerini girmişim. Şurada da düzeltme katsayıdır. Bunu siz zaten sondajları yaptığınızda bütün değerler elinizde. Makinenizin işte sondaj bütün katsayıdır. Altta bir tablo var. Buradan da yapabiliyor. Bunları girdikten sonra uygula deyip çıkıyoruz. Uygula diyorum. Ve analiz penceresine geçiyorum. Şimdi analiz penceresinde sıvılaşma sekmesine geçiyorum. Burada bizim kullandığımız sistem şu. Girdiğiniz SPT profilini önce bir tablo olarak ekrana getiriyor. Şurada büyüteyim tekrar. Bu şekilde getiriyor. Malzeme özelliklerini, kil yüzdelerini yazıyorsunuz. Evet, özellikle. Burada bir de mesela killi kum tanımlamıştık. Malzeme özelliklerinde şey de girilemiyor, onu konuşmadık. Likit limit, plastik limit bunlar. Bunları da biz veri için konuşmuştuk. Yani veri raporu düzenlenmesinde çok faydalı olabileceğini düşünerek analiz harici parametre de girebiliyoruz. Analizde kullanılmıyor, likit limit kullanmıyoruz ama girebiliyoruz. Çünkü 30 tane sondaj geldi, bütün veriyi topladım ben. Likit limit, plastik limit hepsi elimde. İdealize zemine karar verirken inceleyebilirim, bakabilirim. Aktiflik ve elek analizi var mı? Bir daha var. Aktiflik ve elek analizi. Aktivite şey, evet. Kile suya duyarlılık. Evet, kildeki aktivite. O yok. Ama plastiğin ismini falan girip çok rahatlıkla inceleme şansınız var. O dediğiniz yok. 200 nolu elek altı ince malzemeyi yok, kontrol. Yok,
öyle bir kontrolümüz yok. Aktiviteyi hesaplama gibi bir şey yok. Sadece parametreyi alıp oturma analizi, taşıma gücü ve demin gösterdiğimiz analizlere yönelik korelasyonlar var parametre üretmek için. Fiziksel özellikleri giriyorsunuz, dikit dimdik, plastik dimdik, plastik dimdisi. Oradan korelasyonlarla parametre üretebiliriz. Aktivite için biliyorsunuz şişme basınçları falan. Yani, tabii yani o aktiviteyle ilgili oturma durumumuz yok. Peki. Aktivite hesaplamıyoruz. Şimdi burada tablo geldikten sonra burada dediğimiz gibi içindeki ince malzemesinin özelliklerini ben girmiştim bu modele. İşte plastik dimdisi, dikit dimdik, plastik dimdik, sıvılık dimdisi gibi. Siz burada kritere göre ben mesela diyeceksiniz ki şu sepeteleri hesaplamak istiyorum. Mesela diyelim ki altta kil tabakasına girdi. Onları seçmeyin. Kil de olmayacak değil. Burada yok da mesela. Buradaki bu sepetenin kile denk geldiğini görürüz. Seçmeyin mesela. Almayın. Kritere uygun değil diyeyim. Kriterlerle ilgili de serbestsiniz. Biz onu yapmıyoruz. İster Adapazarı kriteri, ister Çin kriteri ya da başka kriterler var. Kimisinde işte yumuşak killer sıvılaşmıyor. Kimisinde sıvılaşabiliyor. Çinliler de çakılı bile sıvılaştırıyorlar. Yani onlarda yani öyle bir şey var. Ona göre istediğinizi seçip sıvılaşma hesabına sokabilirsiniz. Ya da buradan hepsini seç, hepsini seçme dediğinizde bütün hepsi seçilir. Daha sonra sıvılaşma tetiklenme analizi deniyor. Buna tıkladığımız zaman burada bir sıvılaşma sonuçları geliyor. Şöyle baktı. Evet, buraya geldi. Burada bu yöntem hangi yöntem? Deprem yönetmeliğindeki bilgilendirme ekinde bahsedilen sıvılaşma yöntemi. Buradaki yöntemin kendine has bir özelliği var bizim yönetmeliğe. Şuradaki SDS katsayısı, bu haritadan aldığımız işte katsayı 1.213 girmiş. Bu değiştirilebilir yani o proje için neyse ona göre. Depremsel. Tabii depremsellik oradan alınıp haritadan seçtikten sonra. Buradan bu değeri girdiğinizde sıvılaşma hesabında onu kullanmış oluyor. Ve buraya da oradaki ilgili sütunlar hesaplanıyor. M1.60'lar, M1.60 hesaplanıyor, M1.60F'ler hesaplanıyor. İşte bu sıvılaşma direnci hesaplanıyor. Harita katsayısı hesaplanıyor. Bu RD diye gene bakmışsınızdır yönetmelikteki o katsayı. Tol deprem denilen depremden dolayı oluşan kayma gelebilir. İşte derinlikte artmış. En sonra da güvenlik sayısı işte 1.1'den küçük olanlar için burada görüldüğü gibi 0.9, 0.8, 0.7 işte burada hangi metreymiş bu bakalım yani 6. metre evet 6. metreye kadar sıvılaşma olduğu burada bu şekilde görülmüş oluyor. Peki bir başka şey de şu sıvılaşma sonrası oturma bununla ilgili literatürde bayağı bir yöntem var yine SPT'den elde edilen sıvılaşma sonrası da 20 santim bir oturma gerçekleşeceğini buradan o ilgili yöntemle elde edilmiş. Buradan sıvılaşmaya karşı zaten bir önlem alınması gerektiği profilde belli oluyor. Yani işte grafikleri de güzel grafik olarak. Tabii grafikleri onu iyi dedin. Necat Bey burada evet. Güvenlik sayısının derinlikle değişimini grafik olarak yine bunu JPEG olarak kaydedebilirsiniz. Gerilmelerin derinlikle artışını gösteriyor ve yine kayma gerilmelerinin artışını burada zaten dejantı açılmış. Efektif gerilmelerin, toplam gerilmelerin artışlarını burada gösteriyor. Bunları da resim olarak kaydedip yazacağınız bir sıvılaşma raporuna bu şeyleri yapıştırabilirsiniz raporun içerisine. Bir de şurada alttaki tabloyu da klasik onu artık yapmayalım devamlı artık kaydetmek için. Hepsini, bütün tabloları Excel'e atabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde atabilirsiniz. Kapatayım. Programdaki sıvılaşmayı da konuşmuş olduk. Şimdi bir de yapılan hesapların rapor alınması. Deminki, gerçi ben burada daha önce oluşturmuştum aynı modelde. Demin girdiğimiz modelin yapılan analizlerini rapor olarak nasıl alabiliriz? Yani bütün veriler, girilen veriler, analiz sonuçlarını ben bir rapor yapayım, yazıcıya göndereyim. Program çıktısı olarak nasıl alabilirim? Burada seçmeli raporlar butonu var. Buna tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bir ağaç var sol tarafta. Bu ağaçta mesela örneğin geoteknik malzeme özellikleri. Burada girdiğiniz verileri filtreleyebilirsiniz. Örneğin biz ne girmiştik? Mesela porozite, doygunluk derisi bunları girmeyin. Bunları basmasın rapor. Bunları çıkartıyorum yani.
C3'lü, 2'lü iptal ediyorum. İşte girdiğimiz değerleri bırakıyorum. Ya da ben işte veri olarak da bulunmasını istiyorum. Girmiştim, onları tutabilirsiniz. Varsayılan ayara buradan seçimleri ilk haline getir. Tekrar büyütüyüm bunu, özür diliyorum. Şuradan. Evet, buradan seçiyorum arkadaşlar. Varsayılan haline de seçimleri ilk haline getirle. Getirmiş oluyoruz. Ben şimdi devam ediyorum. Sondaj kuyusu özellikleri. Buradan da gene raporda görünmesini istemediğiniz değerleri iptal edebilirsiniz. Zemin profili özellikleri. Burada da malzeme özellikleri profile taşıyor. Benzer değerlerde. Mesela iptal edelim. Mesela K0 olması. Konsolidasyon, alt katman sayısı. Bunlar olsun. Denizlerde kullanıldı. Bu şekilde bunlar o bulunuyor. Ve zemin modelleri. Burada tabii bir tane sondaj olduğu için bir tane geldi. 5 tane de girebilirdiniz. O zaman listelenirdi. Hangisini görmek istemiyorsanız onu iptal edebilirsiniz. Modelleri seçebilirsiniz. Tabii bir tane model var, bir tane temeli var. 2 tane olsa birini görmek istemediniz, iptal edebilirsiniz. Yani kısacası raporu özelleştirebilirsiniz. Ondan sonra da şurada rapor butonuna tıkladığınız anda program analizleri bir iğneler, bir refresh yapıyor. Yani bütün oturma analizleri, taşımacı analizleri iğneler. Ve en son bu şekilde bir raporlama aracıyla ekrana getirir. Görüldüğü gibi print layout, buradan genel yapıyı görebilirsiniz. Print layout'a basınca da yazıcı moduna geçersiniz. Şimdi burada sayfa sayfa biraz bahsedeyim çok anlamda. Malzeme özellikleri, işte girilen değişkenlerin ne anlama geldiği gözüküyor. Hemen altına girdiğiniz verileri tablo olarak, malzeme verileri tanımladığımız. İkincisinde sondaj kuyuları, girdiğimiz zemin profilinin işte bakın burada SPT değerlerinden tutma şeylere kadar hepsi bulunuyor. SPT değeri tabi buraya anlamını girmemiştik, o yüzden o anlamda gelmedi. Girdiğiniz zaman buraya düzgün gelir. Hemen hemen her sondajda da zaten SPT buluyor yani. Orada girebilirsiniz. Presyometre aynı şekilde yapabilirsiniz. Zemin profillerini gördükten sonra derin temellerin taşıma gücü diyor. Neden derin temellerin taşıma gücü? Derin temel var. Yüzeysel temel olsaydı onu da yedir. Diyelim 3 temel var. 2 tanesi derin temel, birisi yüzeysel. Ona göre ayırır. Yüzeyseli de basar, derin temelleri de basar. Ben devam ediyorum. İşte burada demin yaptığımız hesaplar. Burada gördüğü, ben bu modeli önce vermiştim. Moment'te varmış bunda. Buradan bütün analizleri getirdi. Oturmaları getirdi. İşte ani oturma tablosu, konsolidasyon oturma tablosu. Efektif verilme artışlarını ve şeyleri geri sarsın ve efektif verilmenin derinlik dediği değişimini gösteren grafikleri de ekrana getirmiş oldu. Bunu kapatıyorum. Hani bir tane de görmek için biraz daha büyük bir model açalım. Mesela burada 3 temel var arkadaşlar. Burada da demin dediğim özellikleri konuşabiliriz. 3 temel girildi burada. Şöyle bir... Burada görünüyorduk tamam değil mi? Görünüyor. Burada mesela bunu genel olarak konuşalım. Veri girişi için tabii çok uzun zaman lazım. 3 tane temel girilmiş. Ortada bir mevcut bina olduğunu düşünmüş. Sonuna ve sağına da bir yüksek blok yapılacağını düşünmüş. Birinci temelin ortasına bir A noktası, ortadaki temele B noktası ve en sağdaki temele de iki nokta tanımlanmış. Yani burada demişiz ki bu iki blok yapıldığında bu mevcut temelde de ne kadar oturma olur. Yani bunu görmek için. Bunları da programda bu şekilde analiz etme şansımız var. Örneğin ben derin temeli iptal edeyim. Yani deminki özellikleri arkadaşımızın sorusunu görüyor. Bakın burada noktalar, demin konuşmuştuk, şunu büyüteşle büyüteyim. Noktalar farklı profile bağlanmış. Hani denizsizlik. Evet, gördüm onu. Orada o şekilde devam ettirebilirsiniz. Uygula diyorum, derin temel iptal ediyorum. Şimdi örneğin mesela C noktasındaki oturmayı hesaplayalım. Şu en sağdaki oturma analizine. Tabii model büyük olunca analiz biraz daha uzun sürebilir. Evet, bitirdim. Sıvılaşmada bırakmışım ben. Oturmaya geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi orada yüksek bir yapı vardı. 16 santim oturma hesaplamış. Bu yüksek ihtimal en soldaki temel için de öyle. A noktası için.
şuradan çekerek göstereyim, A noktası için. Peki bu 2 bloğun etkisiyle ortadaki şu, mevcut bina temelinin ortasındaki B noktasında oturma ne olmuş? Yani o binayı oturtabilmiş mi? Ona bir bakalım. B noktasını seçiyorum. Oturma analizine. Evet, orada da bakın gördüğünüz gibi hem aynı oturma yaptırmış, hem konsolidasyon oturması yaptırmış. O binada da 3 santim oturma yapmış. Yeterli mi? Yeterli olabilir yani, oturma sınırları içerisindedir. Ama tabii bununla ilgili tablolar var. Bak, oturmalar belirli yüksek seviyedeyse siz mevcut binaya çatlatma yapabilirsiniz yani. Yani o bina oturup 10 santim otursa o bina çatlama yapabilir. Bu ki problem olabilir. Bunlar da aslında önemli problemlerdir ama özel problemlerdir. Yani böyle yüksek blok arasında mevcut bina olabilir mi? Olabilir. Oluyor da yani bazı dönemlerde. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra şu mesela birinci temele şey yapalım, derin temel yapalım. Hani onu da raporda görmek için. Tekrar eskisine döndüm. Bir yandan da hani bu şekilde burayı doldurmuşuz burada. Bunları doldurursanız raporda da proje bilgileri olarak çıkacaktır. Ben rapor alayım. Bir yandan da biraz geç yapacaktır, model büyük. Sizin sorularınız varsa hani ben alabilirim. Programı genel olarak anlattık ama tabii anlatamadığımız yerler oluyor yani belki. Ya, özellikle analiz ayarları var. Şey çok detaylı bir şey olduğu için bir saatim zaten. Yani. Bir saatte. Tabii yani, ama ben de bir geldiniz yani katkı yapayım istedim. Biraz fazla anlatmış olabilirim. Sizin sorularınız varsa... Presyometre ile ilgili hesaplama da yapıyor değil mi? Presyometre ile ilgili hesaplı presyometre deneyi deformasyon modülünün tespiti için yapılan bir deney. Yani o EU, E3'lü modülleri en sağlıklı zaten presyometreden alınır yani. En sağlıklı. EU, E3'lü diye, mesela EU değerlerini presyometreden alıp Türkiye'ye girdiğimiz zaman hem de sağlıklı olur. Presyometre hatta bunu da konuşalım. İyi bir deney. İyi bir deney. Arkadaş şey de olmasın, mesela o fazla anlatılmadı, korelasyonlar var. Mesela konsolidasyon deneyi yapamadınız, zaten 20 gün süren bir deney. Yani o bir zor. Bir hafta 10 gün son derece başlıyoruz, 3 gün sonra biliyorsunuz müteahhit arıyor ki raporum nerede. Eğer konsolidasyon deneyi yapamadıysanız 2 kişilik yapmışsınızdır. CC'nin korelasyonu var, oradan da alabilir şey yazılım. Ama tabii en doğrusu bu işin konsolidasyon yapması. Yani korelasyonlar çok fazla kullanabileceğimiz yazılımda. Hani ne kadar doğru korelasyonlar? Korelasyonu konuşamıyoruz. Evet, yani yazı yani elde veri yoksa yazılım çok fazla korelasyon da yapabiliyor. Korelasyondan veri üretebiliyor. Veriler bir de mesela anlatamadığımız birçok yer videolarda var. İnternet sitesine ve YouTube kanalına girerseniz oradaki anlatamadığımız yerlerde korelasyonları özellikle eğrileri ve grafik oluşturma veriler. Onları da hani oradan bakabilirsiniz. Çok zaman ilerleyecek çünkü. Yani devam edersek. Fiyat teşekkür ederim dinlediğiniz için. Fiyat bilgisi verdiniz mi bilmiyorum. Fiyat bilgisi şeyde siteye isim ve mail adresi yazıldığında otomatik mail geliyor. Ama burada da söyleyelim zaten mail gidiyor. 4200 artı KDV diye bir fiyatı. Zaten mailde de gelecek fiyat olur. Yani normalde bakarsanız fiyat mesela yabancı programlar var bunun hani benzeri. Bu kadar çok ilave analizi yok ama sadece oturma yapıyor ya da taşıma yapıyor. Genelde mesela 1800-2000 dolar arasında. Yani 700-800 lira sadece bir şey. Bir modülüne evet. Uç taşıma gücü yani da. Sadece kazı tekil temelini taşıma gücü 750 euro. Rakam bu yüzden açıkçası uygun olduğunu da düşünüyoruz yani ama. 4-5 program birleşimi olmuş. Ben programları biraz açtım. Oturma için ayrı program, tekil kazık için ayrı, çoğu kazık için ayrı program. Sadece korelasyonlar için de bildiğim bir program var. Evet, sadece formülleri gösteriyor. Korelasyon yapıyor. Korelasyon yapıyor. 500-600 dolar. Onları teknik destekler için de para ödüyorsunuz. Tabii teknik destek bütün mesai saati içinde verilecek. Yani arandığı zaman sitedeki numara biz her türlü yardımcımız. Hatta bizim merkeze gelindiğinde de ilk projelerde de yardımcı olmayacak. Yani çözümlerde, bir iki örnek proje yapılmasında. Teknik destek sıkıntısı da yok yani yabancı programa teknik destek açısından da zor oluyor yani
Plaksız 2000 dolar biliyorsun. Kursu 2000 dolar işte. Bir tane şey anlatacağım diye 2000 dolara gelinmiş. O da Türkiye Plaksız kursu veriyorlar. Var var, Geogrup veriyor. Onlar satıyor ya. Ama işte yurt dışına. Üstü Geogrup veriyor. İşte bir alt tarafa bir şey anlatacaklar. Bir katılım için bir de dolar ise 1000 dolardan başlıyor şeyler, katılım ücretleri. Yani program konuşmuştuk zaten arkadaşlarla bu şeyde. Program sonda eleman programı değil. Sonda eleman programları çok pahalı. Özellikle plak sistemleri bildiğiniz üzere. Fakat bunun benzeri programlar var. Program numerik analiz programı. Yani gerilme artışlarını numerik yöntemlerle hesaplıyor. İterasyon yapıyor. Bunun benzeri programlar var. O dediğimiz rakamlarda satılıyor. Zaten sonda eleman programları da bunlardan çok daha yüksek ücretler oluyor. Yani onu dediğiniz programlarda gördüğünüz gibi. Yani belki ne söylediği çözüyorsa onu söyledik, anlattık. Şeyinde de var. Fazlasını iddia etmiyoruz. Çözdüğü şeyleri anlatıyoruz. Çok ciddi bir emeğinize sağlık. 3 sene bir süre yani bizim evet. Aldı. Daha da var yani arkadaşımızın dediği hesaplar da var arka planda. Dokümantasyon kısmı nasıl? Ben onu aslında merak ediyorum. Ha, ona da bakalım. Yani bunlar iyi bir şey, çok bayağı bir şey, teknik kullanma kılavuzu geliyor mu? Teknik yani şurada, burada hakkında bir... Kullanma kılavuzu değil, döküman yani yapılan analizleri... Analizleri bir şeyleri anlatıyor. Dayandığı teoriler. Tabii. Tamam, onu... Ya yani bütün formülizasyonların, eğrilerin, işte dediğim gibi çok yeni bir yöntem aslında Kazık Uç'taki şeyin hesabı Akın Hoca, yani 1960'larda Akın Hoca'nın hocasıymış o da zaten. Tabii o makaleyi oradan aldı. Evet, o makaleyi oradan aldı. Yani yapılan hesapların hepsini nereden alındı? Dokümantasyon kısmında zaten hepsi var. Şuradan ben açayım mesela program dokümanını. Kullanım kılavuzu yerine YouTube videoları koyduk, oradan daha güzel örnek. Kılavuza göre daha mantıklı olur. Mesela burada bir program dokümanında işte genel programın gereksinimleri, malzeme tanımlanması ile ilgili yani tek tek şeyler gösterilir. Ben mesela içindekileri hızlı geçeyim. Temel modeli tamam. Analiz ve teori kısmı var. Doğal girmeler, kitle girmeleri, oturmalar, yüzeysel temel taşıma gücü, işte gerekli formülasyonlar, derin temel taşıma gücü, işte presyometredeki bazı yaptığı işte veri için hesaplamalar, SPT düzeltmeleri, sıvılaşma, korelasyonlarda ne kullandığını anlatıyorum burada. Analiz ayarları, veri tabloları gibi böyle bir şeyi var, dokümantasyonu. Mesela biz bir tanesine gidelim mesela. Programın... Şurası ki kitle gerilmelerini mesela. Mesela şuraya gidelim. Mesela kitle gerilmelerini, işte bu üzeresi denklemlerini numerik integrasyonunu yapıyor mesela. Bunları burada anlatıyor, nasıl yapıldığını, nasıl bir yöntem kullandığıyla ilgili bilgiler veriyor. Bunlarla ilgili. Onun haricinde mesela bu da işte derin temellerde yaptığı gerilme artışları. Bunlar da mid-lingedes yöntemleri. Bunların denklemleri de bayağı uzun. Açıkçası çok şey de alıyor yani. Bayağı uzun denklemleri var. Yani GEDES'ten yapan yok. Yani şöyle uzun diğerlerinin çok çok basit bir şeyle yapmışlar. Kabulle. Burada GEDES'ten yapıldı şeyler. Tabii burada bu denklemler var. İfadeler var. Taşıma gücü var. Yani dokümanda bayağı bir şey var. Teorik bilgi de var. Okunursak faydalı olur yani, şey yapabiliriz, faydalı olur. Böyle bir dokümantasyon var yani. Şu anda ne kadar kullanan var bu programı? Valla şu an yaklaşık ne zaman yayınladık biz? 3 ay falan oldu herhalde. Şu anda aktif 5 kullanıcısı var. Bir de Serdar. Biri de kullanıcılarımızın. İş olmayınca tabii piyasa. Yani şu anda büyük sıkıntı da olsa. 5 yıl önce böyle bir yazılım olsa burası herhalde 100 kişi olurdu. Herkes de sıraya girerdi ama şu anda bir iş olmayınca evet, haliyle... Tabii. 5 kullanıcı var. Onlara da bayağı destek verdik yani projelerinde. Serdar burada elimizden geldiğince yapıyoruz. Gerçekten iş yok. Yoksa program hiç düşünecek tabii, bir miktar değil. Tabii tabii. Sonra yani. Farkındayız yani. Farkındayız. İş, yani memleket güzel inşallah yani hepimiz için. İş oldu mu? Kreni de yapıldı mı? Yani şey bu, program bu. Takdir sizin artık. Varsa sorularınızı ben yine alabilirim. Galiba kurs programı düzenleyeceksiniz. Kurs programı düzenleyeceğiz. Orada da mesela burada iki tabakalı zemin vardı. Birden fazla örnek çözüm. Burada aşama aşama. Yani girişler tamamlayacak, kendi görecek. Devam edecek şeklinde. Ya burada 850 biz evet. Şey düşündük gruplar. Çünkü ya kalabalık olursa soruya cevap veremeyiz. O yüzden ya o şeylerde, eğitimlerde zaten tek tek bunların hepsi nasıl giriliyor? Yani yazılım tamamen öğretilecek var. Soru çözülecek. Yani. Soru çözülecek. Soru çözülecek. Zaten bir şeyin en iyi öğrenme tarzı soru çözmektir. O yüzden burada dediğim gibi eğitimlerde
Tek tek herkes ilgilenecek. Tek tek veri girişi nasıl yapılıyor? Çünkü dediğim gibi bu kadar büyük bir yazılım böyle 2 saatte anlatmak şey yani biraz zor. Bir göz korkutacak bir şey yok. Basiti de yapabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Hızlı mesela bize bazen geliyor. Diyorlar ki mesela şu temelde ne kadar kazık girer? Yaklaşık bir zeminin cinsini alıyorum ben mesela. Deformasyon modülünü tahmin ediyorum. Hemen giriyorum bir kazık boyutu alıyorum. Daha böyle saniyesinde yani o detayına giriyorum. Detayına daha sonra giriyorum. Sondajlar geliyor, veriler geliyor. Bir daha söylediğimden de mesela %10'u 10-15'e oynuyor mesela. Pratik çözüm de alınabilir. Bu şekilde detaylı şeye de gidilebilir. Yani hepsini bir arada aldık. Mesela burada çok olumlu tepki aldım yani. Mesela bazı şeyler neden bu kadar şimdi birleştirdin diyen var mesela. Mesela öyle diyen var. Ben burada bunu görmedim. Birleştirdiğinin iyi olduğunu galiba düşünüyorum. Hayır. Tabii. Bir programda bitiyorsunuz, orada ötekine import export yapıyorsunuz. O tabii uymuyor. Bazen programlar farklı var, şey firmaların oluyor. Onlar onun dosyasını kabul etmiyor. Tabii. Birçok şey birleştirmişsiniz bence. Hatta arkadaşlar sorun da dünyanın en iyi yazılımı da olsa iyi veri, doğru veri. Yani o yüzden laboratuvarlarınızı zorlayın. Dediğim gibi yani size en de sonunda bu yazılım size verdiğiniz değerleri siz giriyorsunuz. O değerler yanlışsa, bu alemi değerli olsanız, akroloji değerli, dünyanın en iyi geoteknisi olsanız yanlış veriyse bulacağınız sonuç yanlıştır. O yüzden yani bir laboratuvar çok önemli arkadaşlar. Gerçekten yani burada işte bir saatte aktabak limiti verdiğini söyleyen laboratuvar da var. İşte likit limiti 70 verip %70 verip kil yüzdesini 50 veren de var. Yani sabunlamayı da bilmiyorlar. Hani biraz sabunlamak için de bilmek gerekiyor. Yani laboratuvarları zorlayın. Dediğim gibi hala UU deneyi dişsel sürtünme açısı veren laboratuvarlar var. Gerçekten öyle laboratuvar föyleri geliyor ki yani adam konsolidasyon yaptırmış. Ön konsolidasyon basıncını vermiyor. Sadece meyveyi vermiş. Ya ne yapacağım meyveyi ben şeyde gür bunlar kilinde 900 metre kalınlığında 28 milyon yıl yaşında bir kil. Eğer siz meyveyle çözüyorsanız zaten şey değil. 28 milyon yıl yaşında bir kilden bahsediyoruz. Düşey yükler altında 400-500 kilo paskal taşıma gücü olan bir kil. Siz meyveyle hesaplarsanız oturmayın. O yanlış. O yüzden laboratuvarcılarımızla arkadaşlar mutlaka şey yapın. Yani gelen sonuçları inceleyin. Yani yanlışsa yanlış olduğunu söyleyin laboratuvarcılarınız. Sepetesi 50 olan bir yere size 50 kilopaskal eğer CU veriyorsa yapmamıştır o. Bu kadar basit. Yani bir bunlar kilin de 5 metreden sonra şer bile numara alamıyorsunuz arkadaşlar. Adam sana 75 kilopaskal şeyi veriyor. CU veriyor. Piresometre yapıyoruz. 250-300 kilopaskal çıkıyor. Ya da konojiye götürüyorsunuz aynı numuneyi 300 kilopaskal veriyor. Öteki laboratuvara götürüyorsunuz 75 kilopaskal veriyor. Yani laboratuvar verilerini mutlaka arkadaşlar izleyin. Yanlış olduğunu da söyleyin. Yanlış görüyorsanız laboratuvarcıya bu yanlıştır deyin. Yoksa laboratuvarlar düzelmeyecek. Hala UU da size içsel sürtünme açısı verecek. Siz de bunu gelip laboratuvara şey gibi girecekseniz 75 kilopaskala 15 derece açı anlamsız değerler bulacaksınız. Eskiden neyse ki 1.4 dendi de şimdi güvenliği eskiden işte çok büyük değer çıkınca 10'a bölüyordu arkadaşlar. 5'e bölüyordu ki aman niye çok yüksek değer çıktı şey değil. Yani bir kere dediğim gibi yazılımlar eninde sonunda sizinle verirseniz bu yeni yapay sinir ağlarıyla yapan yazılımlar haricinde onlar çünkü verileri de karşılaştırıyor ama bu piyasadaki %90 laboratuvarlar size ne bir şey yazılımlar ne verirseniz onu verirsiniz. Doğru veriyse doğru, yanlış veriyse size vereceği veri yüzlerce sayfa raporda çıktısı da verse yanlış olacaktır. O yüzden laboratuvarları iyi irdeleyin arkadaşlar. Yani gördüğüm föyler gerçekten çok kötü. Yani adam konsolidasyon yapmış şey değil. Konsolidasyon dediğin şişme de yaptırdın. Yani aynı para istiyor. Yani farklı para istemiyorlar. Madem konsolidasyon yaptırdınız, şişme basıncını isteyin arkadaşlar. Ön konsolidasyon basıncını isteyin. Yok yani hiçbir föyde ön konsolidasyon basıncını vermiyorlar. İstemedi diyorlar. Yani nasıl istemez ya? İstemese de vermek zorundasın. CC'yi istemedi, vereceksin. Sadece meyveyi vererek ne yapacağım meyveyi ben? Yani o yüzden arkadaşlar laboratuvarlarda zorlayıcı olur. Yani mutlaka sepetelerinizle gelen sonuçları, PMT'lerle gelen sonuçları şey karşılaştırın. Ben yanlışsa yanlış olduğunu laboratuvar söyleyeyim. En doğrusunda buradaki herkes jeolog. Yani jeologların için numune tanımı. Yani yüksek plastik kilit görüp de size 35-40 likit limit veriyorsa arkadaşa şey yapmadığını söyleyin. Elinde sonunda bir para veriyorsunuz. Bedava almıyorsunuz o sonucu. Verdiğiniz para maddeniz değil. Yani yüksek plastik kil, gün gören kil, gün gören kilin 35 likit limit, 40 likit limit bulamazsınız. Yani gün gören kilin özelliği literatüre girmiştir. İstanbul'daki en yüksek plastik özellikli kildir. Yani tabii bir de şey, dediğim gibi ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Yani kompüs yüzü sözünü bizim jeologlar atasözü olarak almışlar. Gerçekten ne
aradığınızı bileceksiniz ki size gelen sonucudan doğru mu yanlış mı olduğunu ayırt edebilirsiniz. O yüzden bir yani sondaj bizim her şeyimiz. Yani sondajdan kaçınmayın arkadaşlar. Sepete, bizim şeylerimiz sepete şey yapmıyorlar. Yani yapmaktan imtina. Yaptıracaksınız. Sondajın amacı sepete zaten. Yani sepete yapılacak, iyi numune alınacak. Laboratuvarlar iyi yapılacak ki buradaki bu yazılımı size bir faydası olsun. Yoksa dediğim gibi yanlış veri verdiğiniz zaman siz bu yazılımı size zaten yanlış veri verecektir. Yani yazılıma güvenmeyin. Yani ben o yüzden az önce şey dedim ya, jeoloğun görevi idarenize demir profili çıkarmaktır arkadaşlar. Yani jeoloji mühendisinin aldığımız eğitimin en büyük şeyi bize öğretiyor, iş boyutu düşünebilmek. O da iyi bir zemin profili çıkarabilmek. Tamam yani bu yazılım ne güzel, her sondaja göre şey yapıyor. Aynı hesap yapıyor ama yeri gelecek dediğim gibi özellikle yabancılarla çalışırsanız. Yani yabancılarla çok çalışırsanız. Çalışırsanız SPT yok onlar. Yabancılar sizden zaten böyle çok karma karışık şeyler istemiyorlar. Korelerle çalışıyoruz, adamlara bir türlü anlatamadık. Yani birisi Haliç'te yaptık sondaj, öteki Zeytinburnu'nda yaptık. Adamlar İstanbul'un zemininin bu kadar değişen olabileceğini bile anlatamadık. Yani dediğim gibi yabancılar genelde sizden idealize bir zemin profili mutlaka ister. Ne kadar zemin karışık olursa olsun bana hesap yapacağım şeyler verir. O kadar çok karışık şey verdiğiniz zaman size geri dönüş mutlaka olur. Ama dediğim gibi her şeyin temel arkadaşlar laboratuvar. Yani zeminin sondajının yapılması, o sondaj esnasında SPT ve presyometrelerin doğru yapılması, Çin'de 5 gün sonra presyometre olmaz. Yani öyle, yani Çin'de bir gün sonra bile presyometre olmaz. Çünkü kil şişer. Yani o yüzden kirli zeminlerde presyometre sondaj anında olmalıdır. 6 metre indiyseniz 3 metrenin PMT'sini yapacaksınız. 9 indiyseniz 6'yı yapacaksınız. Bekleyemezsiniz. Gülmelen kilin de 2 saat sonra kil şişiyor. Su 7 an şişiyor. Zaten bunu grafikte ben görüyorsunuz. Biraz presyometre okumasını bilen, yorumlamasını bilen herkes o kilin presyometrenin bir gün sonra ya da 2 gün sonra yapıldığını anlar. Yani idealize bir grafik vardır. PMT'nin bu şey olması gereken presyometrenin. Yani saçma sapan şeyler çıkmıyor. Onda zaten biraz presyometreyi yorumunu bilen, yani teorisini bilen birisi zaten onun yanlış olduğunu hemen anlıyor. O yüzden yani sondörlerimizden mutlaka yani sepeteyi yapmaları, presyometreyi yapan kim ise adam işte 100 bin lira verip presyometre şey alıyor ama öyle şeyler geliyor ki bize grafikler. Çoğu yani yapılmıyor zaten. Açıkta yani hakikaten küfür edesi geliyor insanın. Yani hiçbir zaman zikzak çizen bir şey olmaz arkadaşlar. Yani presyometre eğrisi olmaz. 20 senedir ben yaşadım. 20 senedir bu işi yapıyorum dedi. Adam presyometre neymiş? Düzeltmelerden bir haber. Haberi yok. Onu diyorum ben. Yani bakın yani bir grafik olacak. Diyor. Adam gelip böyle zikzak çizen saçma sapan. Yani bunlar dediğim gibi şimdi ben veri işleme karşı değilim. Ama ne kadar çok veri işlemi olursa o kadar çok savunlama olur. Ama presyometre verilerin mutlaka bir veri işlemine geçirilmesi gerekiyor. Tamam onu mühendis yapmaz. Yani gidip de bir mühendisi presyometrenin başına tutamazsınız. Sondör yapar. Ama mühendis alıp onu veri işlemini yapmak zorunda. Bakma yanlışsa söylemek zorunda. Sondör'e ki bak sen yanlış yapmışsın. Şu okumayı yanlış almışsın. O yalnız zikzak çizme olayı şu dijital makinelerde çok fazla müdahale edemedikleri için de oluyor. Zaten şu var, orada hiç kimse şu anda Menard'ın işte şu anda kullandığımız PMT Menard PMT'si. Ya zaten hiçbir hocamız da şeylerde otomatik şey istemiyor. Çünkü bakın presyometrede minimum 12 nokta alabilmeniz gerekiyor. Eğer alamıyorsanız zaten şeyle alamazsınız, veri alamazsınız ama otomatik şeylerde presyometrelerde 3 tane bile şey gitse size bir değer veriyor. Yanlıştır. Minimum 12 okuma almak zorundasınız. Çünkü killerde yani eninde sonunda presyometre arkadaşlar çıkış amacı aşırı konsolide killerdir. Killdir yani amacı killerdir. Aşırı konsolide killerdir. Çünkü aşırı konsolide killerde numune alamıyor. Hesap yapamıyorsunuz. Aşırı konsolide killerin en büyük özelliği üzerindeki yükü kaldırdığınız an bütün özelliği kayboluyor. O yüzden aşırı konsolide kişilerde yanal basınçlardan demişler ki presyometreyle hesaplayın, doğru hesap yapmak istiyorsanız. Ama onun da doğru yapılması lazım. Dediğim gibi yani presyometreyi yani böyle size ilginç zikzak bir şey veren adamlara parasını vermeyin, tekrar yaptırın. Ve dediğim gibi 3 gün sonra, 2 gün sonra ben gelip yapayım diyen insanlara da sakın inanmayın. Yani killerde presyometre anlık yapılması gerekiyor. Kumla zaten çok yapamazsınız. Yani yaparım diyen bile hikaye anlatıyor. Sürekli döküldüğü için yani kumlarda presyometre yapmak zor. Bunu belediye arkadaşlara da anlatmaya çalışmıyoruz yani. Hatta bunu şimdi yönetmeliğin biraz revize edilmesi isteniyor. Herhalde talep edilmiş. Onu biz görüş olarak da, oda olarak gönderdik.
Yani pres sömet yapılsın demiş ama hangi zeminlerde yapılacağı tam tarif edilmemiş. Onun tarif edilmesi gerektiğini bakanlığa yazı olarak ilettik. Yani o şimdi pres sömet yapılsın dendi. Adam masif kayada da pres sömet istiyor. Yani bizimkiler kaya pilotometresi değil ki. Yani normal bizimki zemin şeyleri. Yani 30 barın üstünde zaten bar veremiyorsun. E zaten o tuzla kireç taşını şey yapamazsın. 30 barla da parçalayamazsın. 50 barla da parçalayamazsın. O yüzden işte Ankara'ya bakanlığa şey gönderdik odu olarak. Görüş gönderdik yani o bazı açıkta kalan yönetmelikte şeylerin değiştirilmesiyle alakalı. Birisi de presyometre orada düşerlerse kirli zeminlerde yapıyoruz. Piyasada çok şikayet geliyoruz. İşte kumlu zeminde disleniyor. Yumuşak karış kirli de kendini tutamayan kirli de presyometre isteniyor diye. Yani şey yönetmeliğin bazı şeylerini düzeltilmesi için gönderdik. Ama dediğim gibi burada önemli olan uygulayıcı arkadaşlarına sizlerin ne kadar titiz oldu. Yani vaktimiz varsa şeyleri de bir grafikleri falan da gösterebilirim ama derseniz yeterli. Çok tamam, teşekkür ederim. Ben size bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de olun. Çok fazla.